Ünlü popçu Bengü'nün 14 Şubat isyanı. Burak Özçivit, kendisini yakın takibe alan ve hatta Fahriye Evcen'i kızdıran İranlı güzeli sonunda blokladı. Burak Özçivit'in blokladığı İranlı güzel ne yorum yaptı? Evlilik programlarında bir skandal daha. Şaka mı? Ne oldu? Ne oldu? Merve'nin babası aramızdan ayrılmıştır. Kısmetse Olur'un gelin adayının babasının ölüm haberini programdan alması herkesi şoke etti. Büyük skandal, babasının ölüm haberini zarfla eline tutuşturdular. Vefat etmiş babası. Başarılı yönetmen Ayşe Ersay'ın Ajda Pekkan'ın evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetmesi sanat camiasını üzüntüye boğdu. Hepsi ve daha fazlası aklınızda kalmasında. Ve günaydınlar efendim, hoş geldiniz. Ben bugün değişik bir kişilik olarak yanımda. Pazartesi gününe masum bir öğrenci başladın arkadaş. Cuma'yı merak ediyorum. Perşembesi raka bağladık. Perşembe Cuma'yı düşün. Yarın da rapper olarak geleceğim. Güzelmiş. Valla dün oldukça güzel ve hareketli bir gündü. Senin için evlatsa. Benim için. Gerçekten gurur duyduk yaptığın işlerden dolayı. Çok teşekkürler. Bir kere tebrik ediyorum aldığın plaketten dolayı da. Nasıl bir gündü dün? Şimdi dün Dünya Doğumsal Kalp Hastalığı Farkındalık Haftası, doğru söylemeyi yazdım. Bu hafta işte tüm gün kalp hastası tüm insanlarımızın haftası olacak. Hı hı. Biz dedim çok güzel, benim çok yakın arkadaşım zaten sen de biliyorsun. Pürlen. Pürlen. Hem enerji çalışıyor. Yani, İngilizce'de şöyle bir laf var. Sister from another mother. Yani başka anneden ama gerçekten kardeşin gibi seversin. Hı hı. O da benim öyle bir arkadaşım, dostum oldu. Onun yazdığı... Sana çok iyi geliyor bir kere. Bana çok iyi geliyor, evet. Biliyorsun yani sen. Çok güzel enerji çalışmaları falan yapıyorlar Pürlen'le, Helen'e. Gerçekten çok iyi geliyor. Birbirinize de iyi geliyorsunuz bence. Enerji, sen, evet. Ben ona değil, sen de ona iyi geliyorsun bence. O da çok güzel bir kitap yazdı. Evet. Çok kitabı gösterelim mi? Evet, yani şöyle. Bu hafta için kahramanlar sadece masallarda olmaz. Oradaki kahraman da... Kendi oğlu Dorukcuğum. Okursanız anlayacaksınız zaten. Çok da anlamlı. Aslında yaşadığı bu kalple alakalı bir sıkıntısı var. Yok, geçti. Geçti. Ve o yüzden de bizim kahramanımız oldu. Bunu atlatan biri olarak aslında ilk kahramanlardan bir tanesi. Aynen. Yani bu anlamda umut çok önemli. Pürlen de bunu çok güzel anlatmış çok kitabında. Güzel, evet. Alıp okumanız lazım. Dün o yüzden benim için çok çok ayrı bir gurur günüydü. Gerçekten çok duygulandım. Tekrardan teşekkür ediyorum. Bu arada ödülümü de Tayyar Sarıoğlu'ndan aldım. Çocuk Kalp Vakfı Başkanı kendisi. Tayyarları severiz diye. Tayyar. Evet, sonra baktım kitabın en sonunda da Profesör Doktor Tayyar Sarıoğlu'nun şeyi var, yorumu var. Ben kitapları çok seviyorum. Bir 10 tane 15 tane aldım. 3 tanesini okuyorum. Ama Pürlen'in kitabını en kısa zamanda bitireceğim çünkü gerçek hikayelerle yazılmış kitapları çok seviyorum, çok beğeniyorum. Bu sezonda gerçekten çok iyi de kitaplar çıktı. Lütfen biraz takip edin ve okuyalım. Ve dün gece neler yaşandı bir bakalım istersen. Hadi bakalım. Az da olsa görüntüleri ele geçirdik, elinden alamasak da. Buyurun. Biliyorsunuz ülkemizde lösemili çocuklar büyük bir problem ve çok büyük bir ilgiyle çok şükür ki takip ediliyorlar. Şunu hemen ifade edeyim ki en gelişmiş ülkelerde bile doğumsal kalp hastalıklarının tanı, tedavisi ve rehabilitasyonları ile ilgili yapılan çalışmalar çok yüksek maliyetler nedeniyle hala vakıfların, gönüllü kuruluşların, insani yardım organizasyonlarının desteğine ihtiyaç göstermektedir. Bizim de ülkemizde bu bilinci güçlü bir destek oluşturmak maksadıyla geliştirmek zorunluluğumuz vardır. İşte bu nedenle bugün buradayız.
Ve bu arada şunu da söylemek istiyorum. Gerçekten bu dönemler farkındalık haftalarından bir tanesi. Çocuklar arası video ve fotoğraf yarışması var TVV'nin yaptığı. Bu da Türk Böbrek Vakfı'ndan bahsediyorum yani. Çocuklarda artan obeziteyle dikkat çekmek için bir yarışma başlatıldı. İlk ve orta öğretim öğrencilerinin katılacağı bu yarışmanın teması ben obez olsam ne yapardım? Video ve fotoğraf ve resimle katılabiliyorsun. Ve bütün sosyal medya hesaplarından Türk Böbrek Vakfı'nın detaylarına ulaşabilirsiniz. Bu da gerçekten çok önemli bir farkındalık. Çünkü çok küçük yaşlarda çocuklarımız obeziteyle artık tanışıyor. Daha anne karnından itibaren başlıyor. Yediğinize içtiğinize dikkat ediyorsunuz. Bir tane kız arkadaşım vardı 40 kilo aldı. Hamileliğinde biliyor musun? Demiş ki bir tane Allah, sonra 45 kilo çocuk işte ele avuca gelsin falan çok tehlikeli. Lütfen hamileliğinizde dahi dikkat etmeniz gereken şey kilonuz. Çünkü daha anne karnından itibaren başlıyor herkes çocuk. Obez olma ihtimali yüksek. O yüzden bilhassa ailede eğer bir de obezite varsa rahatsızlığı çocuklarınıza ekmek dahi yedirmemeniz gerekiyor. Genetik miras. Şimdi ben başka bir şey daha söyleyeceğim. İnsanlar mesela arkadaşlarımdan biliyorum bunu. Hamile kaldıkları zaman sanki çok yemek çocuğu yedirdiklerini zannediyorlar. Halbuki çocuk almıyor çoğunu. Tabii. Anne kilo olarak alıyor. Bence bunun için de çok güzel bir örnek olmuş. Bir de şöyle bir şey oluyor biliyor musun olmuş. Helin? İnsanlar senelerce hep böyle diyet yapıyorlar ya hamilelikte her şey kendini mübah görüyor. Diyor ki yiyeceğim. Çocuğum yiyecek onu nasıl olsa. Onu da yiyeceğim falan derken. Çocuğa gidiyor zannediyorlar. Evet, ama gitmiyor. Yani bir genetik miras var ve bütün çocukların şu anda 2 kilo doğdu işte benim arkadaşım gibi öyle aldı 45 ne ya. 52 kilo aldı. Ay ay ay. 2 kilo doğdu 2.20. Çocuğa hiçbir şey gitmemiş, hepsini kendi yemiş maalesef. Aynen. Ayrıca çocuk doğduktan sonra da şu huyunuzdan vazgeçin, tabak kaşık elinizde ye diyet etmeyin şu çocuklara. O çocukların midikleri zaten kuş kadar, onlar acıktıklarında yemekleri yiyorlar. Evet. Boşu boşuna o küçücük bedenleri, midelerini büyütmeyin, çocuklara açlık hissi oluşturmayın. Aynen. Onlar acıktıklarında zaten söyleyecekler. Komşunun oğlu yer, Ali yer. Ya verin Ali yesin, komşunun oğlu yesin. Ya diretmeyin çocuğa. Doğduğu andan itibaren Tayyar ağzını açmıyor, evet yedirmem. Ben asla ısrar etmem. Ha. Zaten kilodan çok korkuyorum. Ya acıkırsa yiyor zaten çocuk ya. Çocuk doyduğunu biliyor. Bizim gözümüz aç ve çocuk daha çok yedir. Biz doymak bilmiyoruz. Aynen. O garibimi de kendimiz zannediyoruz, bilmiyoruz. Zannediyoruz ki sanki çok çocuğum varmış gibi. Zannettim ki yani ben hani doğdum. Sen de bir nevi annelik yaptın. Aynen. Yeğen yetiştirdin. Aynen. Aynen. Tabii yani kolay. Boyu uzayacak. Evet. İşte daha akıllı olacak. Böyle bir mantığınız var. Her şeyin azı kara. Ya boynun incecik kalmasın. Falan. Bir de var. Boynun incecik kalmasın. Ya dün biz yayından çıktıktan sonra hep beraber biraz da toplandık. Bir şeyler atıştırırken bir baktık ki Ayşe Ersay'ını kaybetmişiz. Sosyal medyadan öğrendik. Gerçekten çok üzüldük. Hem genç yaşta bir hanımefendi. Hem de aynı zamanda bu camianın herkesin kenarından, kıyısından dokunduğu bir elini değdiği bir kadındır Ayşe Ersay'ın. Bu camiada herkesin. Evet. Camiada herkes paylaştı ve herkes de çok üzüldü. Ayrıca enteresan bir durum da Mart ayından kalp kapakçığında ameliyat olacağı için uzun zamandır Ajda Pekkan'ın evinde kalıyormuş. Bu rahatsızlığı da Ajda Pekkan'ın evinde geçiriyor. Hemen acil hastaneye kaldırıyorlar fakat kurtarılamıyor. Yani o yüzden hani gerçekten herkes çok seviyor olabilir ama Ajda Pekkan'ın üzüntüsünü ben düşünemiyorum. Gerçekten bir can yoldaşını kaybetti. Bakar mısın? Diana Ross'tan Shirley Bassey, Diana Warwick ve David Sanborn gibi sanatçılara klip yönetmenliğini de yaptı. Aynı zamanda televizyon sektörü için de çok önemli bir isimdi. Evet. Televizyonda geçmiş dönemlerdeki en büyük şovların yönetmeniydi. Biz 2 sene önce beraber çalıştık. Ben TRT'nin yılbaşı programını çektim. Yönetmene ihtiyacım vardı. Ayşe ablayı aradım. Dedim abla ne demek? Ne demek dedi. Hemen beraber yapalım. Zara ve Mustafa Ceceli'yle bir yılbaşı programı çekmiştik. Çalışmadı sanatçı kalmadı sektörün içinde. Kesinlikle. Hem sektörün duayenleriyle çalıştı. İyi şeyler öğrendi. Sonrasında da büyük bilgi birikimi oldu. Ajda Pekkan'la da abla kardeş gibi bir dostlukları vardı. Yani hiçbir zaman ilişkisi olmaz. Derdim ki Ayşe abla Ajda'ya ben karışmam derdim. Telefonu var ara kendin söyle. Ama hani laf geçerse evin içindeyken fikrimi beyan ederim. Hiç kimseye aracılık etmezdi. Ajda Hanım'ı bugüne kadar iyi taşıdı ki sanatçılar biliyorsun tabii. Yanındaki insanlardan hep şeydirler, kuşkuludurlar. Tabii. Ya en güvendiği isim Ayşe'ydi. Mesela Ayşe ablayla başka bir çekime gidecek olsa bile Ayşe abla giderdi,
derdi ki işte kameraman arkadaşa bu açıdan şuradan al. Çekilecek şuradan falan, çek tabii. Hani gibi. Ve çok o kadar naif bir hanımefendi ki yani normalde gidilecek ve o işin kendine ait bir yönetmeni, yapımcısı, bir tabii ekibi var. Yani birinin yanına gidip de bir şey söylemek gerçekten sıkıntılı bir süreç. Sıkıntılı. Ama o kadar hanımefendi bir kadındı ki ve diğer taraftakiler Ajda Pekkan olunca hani onların hassasiyetine önem gösteriyordu herkes. Ajda Pekkan diyor ki can dostum, can arkadaşım, bir tanecik Ayşe'mi kaybettim. Ona ebedi yolculuğuna uğurlamanın derin üzüntüsünü yaşıyorum. Hepinizin başı sağ olsun demiş. Seda Sayan da çok uzun seneler televizyon programının yönetmenliğini yapmıştır Ayşe Ersay'ında. Canım Ayşe'miz, aile dostumuz, kardeşimiz, yüreği güzel arkadaşımız, iş yoldaşımız. Aldığımız haberle şok oldum. Allah rahmet eylesin demiş. Gerçekten Allah rahmet eylesin. Bugün Erenköy Galipaşa Camii'nde kılınacak namazın ardından Merdivenköy Mezarlığı'nda defnedilecek. Sevenlere de buradan bilgilerimizi son yolculuğuna uğurlamak için. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Gerçekten dokunduğu herkese çok çok yararı oldu. Herkese bir şeyler bıraktı. Herkesin güzel anılarını yönetti. Yani bence Ayşe ablanın bir de şöyle bir özelliği vardı. Bir şey. Üzüntülerini çok dışarıya vuran bir kadın değildi. Evet. Macerası da çok enteresan başlar. Eşinin kendisini aldatmasıyla evet, Ankara'yı terk edip İstanbul'a gelen müthiş bir mücadelesi evet vardır. Tek başına bu koca kurtlar sofrasında dedikleri camiada bir kadın olarak aslan gibi dövüştü. Hiçbir altın zaman gidip kimseye hani ayağım ağrıyor, kolum ağrıyor, ya bugün de şuna üzüldüm diyen bir kadın değildi. Ne güzel. İyi kalpli olmanın işte kapıları nasıl açtığının göstergesidir. Yine iyi kalbiyle anılıyor. Allah tekrar gani gani rahmet eylesin. Dün onun şimdi sanat dünyası önce hakikaten herkes ya ile coştu. Hani hiç kimse ölümü yakıştıramayız. Tabii. Hani Ayşe ablanın yaşından dolayı da sonrasında da dün baktım geçmişten bugüne kim var ise hem herkes Ajda Hanım'a yazmış. Tabii. Başsağlığı taziyelerde bulundular. Mesela Nurdan Torun çok ilginç bir şey. Ajda Hanım diyor, keşke biz senin kadar onun yanında durabilseydik. Keşke biz de senin kadar ona arka çıkabilseydik. Sen yapabileceğin her şeyi yaptın onun için diye. Dün ona hem taziye mesajı. Dün durmadı, durmadı, yani durmadı. Ajda Pekkan onun bir kardeşi aynen gibi. Aynen öyle. Ya nereden? Benim yalansız evet, herhalde bir 15 yıldan fazladır aynı evi paylaşırlar. Ya bak ne diyorum sana. Yani bir, gider bir çekime Ayşe abla, Ajda Hanım'la gider. O arada da çocukların kulağına fısıldar. Hani şöyle olur, böyle olur falan diye. Mesela iş için ararsın, der ki ben karışmam. Evet. Siz arayın, menajeri var, danışmanı var, onu arayın. Ama dost, sırdaş, daha ağzından bir kere yaşadığına ilişkin tek bir laf duymamışsın. Onun için zaten Ayşe Ersay'ın. Aynen öyle. İsterseniz şimdi yavaş yavaş magazinlerimize geçebiliriz. Geçelim Seda bakalım. Seda Sayan'dan bahsetmişken. Evet. Dün haberini vermiştik hatırlarsanız. Seda Sezen Aksu'nun Alyalım'ı ne demek Mehmet Tuna, sen burada şamdanını aç istersen demesiyle beraber Seda Sayan biraz kızdı. Hem sosyal medyasından hem de gazetecilere de bu anlamda söylemlerini söylemiş. İsterseniz bir anlatayım size. Seda Sayan'a soruyorlar ve Seda Sayan diyor ki Sezen'in bakmakla yükümlü olduğu oğlundan başka kim var? Ben koca bir sülaleye bakıyorum. Evet. 13 yaşından beri çalışıyorum. Ben bu yatırımları tüm ailemin sorumluluğu üzerinde diye yaptım. Kimi kime jest yaptığı umurumda değil. Ben bu kadar sistem edeceğinize, bana bu kadar sistem edeceğinize adamın mekanına gitseydiniz, adam kirasını ödeseydi demiş. Tanınmış aileler sosyal medyadan yazmaya utanmıyorlar mı? Adamın 8 aylık borcu o ailenin çerez parası. Herkes kirasını ödeyip bu adam ödemiyorsa demek ki yanlış yol seçmiş. Ben dükkan sahibiyim. Orayı kiralamak için avukatımla irtibata geçen herkese bütün çalışanlar işe alınacak şartını koştuğumu biliyor musunuz demiş. Oo. Bravo ya. Helal ya. Bravo. 1.60'dan sabitlediğim 15 bin dolar kirayı aldım. Tam 7 yıl bunu yaptım diyor. Tam 7 yıl bunu yaptım. Ve hatırlarsanız ben size sosyal medyadan yayınlanan, orada çalışan, vefakar, senelerini o işe vermiş, artık yüzlerini her gördüğünüzde aşina olduğunuz o çalışan isimlerin Seda Sayan'a bir yazısını okumuştuk. Evet. Arkadaşlar bir iki dakika daha müsaade edin ne olur. Hani bu dönemde işsiz kalmayalım demişlerdi. Gerçekten bu sesi duymuş Seda Sayan, gerekeni yapmış. Kim alırsa alsın onlar orada çalışacak demiş. Bence Seda Sayan demiş. Zaten bundan önceden yapmıştır. Yani şart koşmuştur hani kafasında bunu. Bu da güzel bir şey. Kimse yapmaz böyle yani, şeyleri. Tabii ki. Ve sosyal medyasında Seda Sayan Sezen Aksu'ya ithafen diyor ki 40 yıllık dostu Mehmet Tuna'ya yalısını kulüp Şam'dan için hiçbir ücret talep etmeden tahsis eden Sezen Aksu'yu tebrik ediyorum.
Haydi Sosyetikler, sizin de Sezen Aksu'ya tebriklerinizi sosyal medya üzerinden görmek istiyorum demiş. Ya şimdi tabii kaş yapalım derken göz çıkartmanın bir alemi yok. Kadının bir malı var. Bu malını Mehmet Tuna olmasa Ali'ye, Ali olmasa Fatma'ya, birine kiralayacak. Ve buradan elde ettiği ekonomiyle de doğru söylüyor. Aile var ki oğluna tahsis ettiği bir yer. Oğlu kendi hayatı için kullanıyor. Tabii canım, belki de okul parası kadın, olarak. Kadın zaten belli bir sürede buna dayanmış. Sonrasında kahramanca ortaya çıkıp ya Sedacığım adam hasta ama hani biz senin şeyini, derdinin merhemi olalım. Biz dostumuzla hallederiz yerine. O yazan kahramanlık yapıp aralarına... buyur gel benim tabii mekanımda yap demek çok doğru değil. Bu Seda'yı yaralar. Haklı bu çıkışında Seda. Hı hı. Yani tamam, siz onun mağduriyetini gideriyorsunuz ama kardeşim ben de keyfime yapmadım ki işi. Ben de burada 8-9 aydır mağdurum diyor kadın. Herkes sosyal medyasından paylaştı. Kimse elin taşını elin altına koy, elin taşını altına koymadı. Gerçekten dediği gibi o aileler 3-4 tanesi birleşseydi, Mehmet Tuna'yı çok seviyorlardıysa madem eğer, bu borcu öderlerdi. Tabii canım. Sevdikleri Şam'dan da hep anılarını yazmışlar sadece. Ay biz şöyle bir günde, böyle bir günde. Hı hı. Onu yazacağınıza toparlanırdınız. Ya hayatım kim kime yapar ya? Herkes geçecek, böyle bir şey yok. Bir gün kiranız gelmesin, ortalıkta gidiyorsunuz, kapıya dayanıyorsunuz. Ne olur içselleştirin. Milletin malının düşmanı olmayın. Seda Sayan da bu kadar zamandır alnının teriyle kazanmış olduğu parasını kimseye de hibe etmek zorunda değil yani. Kendi kiracısı kirasını ödemek zorunda. Bu kadar net. Dümdüz bakacaksın. Olayın içeriği, ayrıntısı bizi hiç ilgilendirmiyor. Kimin ilgilendiriyor? Ya kirasını ödemediğinizde diyor ki kiracı, işte diyor bu ay diyor işten şey olmadım falan, hadi diyorsun bir ay daha falan. Onu da diyen varsa ya da demiyor. Ben de kiracı. Kim yapar böyle bir şeyi? Yani mesela beklesem en fazla 3 ay beklerim. Bak aynen, en fazla o kadar. Mevlüt Tezer bir yazı yazmış bu konuyla alakalı. Yazının tamamında birçok şey söylüyor ama benim dikkatimi çeken bir nokta var. Orayı okumak istiyorum. Vallahi Sezen Aksu'dan duymadan inanmam. Bu zamanda 5 kuruş para almadan yalı bağışlamak büyük bonkörlük. Bu arada Sezen Aksu yalısının etrafında hiç eğlence mekanı görmüş mü? Orası seçkin ailelerin oturduğu bir yer. Sezen Aksu'nun yalısında bangır bangır müzik çalınmasına müsaade ederler mi acaba? Aksu haberlere konu olacak böyle büyük bir jest yaparken yalısına sadece ruhsatı çıkar mı diye bile düşündüm acaba diyor. Ya seninle ikimizin konuştuğu, oraya asla ruhsat çıkacağına inanmıyorum. Çünkü tam yanı polis evi, oranın bir şey var. Sağında solunda bitişik bir ev var. Yani sen evi zaten içkili mekan yapamazsın. Böyle bir şey. Bunlar için ruhsat o bu. Bir de yani, o yalıyı yapamazsın ki orası. Peki Sezen Aksu niye böyle bir şey yapıyor? Ya, ucuz kahramanlıklar bunlar. Dün de konuştuk ya bunu. Sezen Aksu'ya gerek... Çok Sezen Aksu'nun böyle bir şey ya işte, yapmasak bak, hayatım, ucuz kahramanlık bu, değil. Bence yani, Sezen Aksu'yla eşleştiremiyorum bizim yani. Bizim piyasada bu kahramanca hamlelere gerek yok aslında. Ama buradaki sıkıntı ne biliyor musun? Problemi Seda Sayan çıkarttı ya. Hı hı. Problemi çıkartan Seda Sayan. Ona mı? Tabii. Yani. Bu malın sahibi herhangi bir şirket olsaydı ya da bir iş adamı kimsenin olsaydı bu kahramanlıkları yaparlar mıydı? Yapmazlardı. Şimdi Seda Sayan'a aba altından sopa vuracaklar. Tuzun kuru zaten. Niye Mehmet'ten almaya? Biraz daha sabretsene. Seda Sayan yerine bilmem ne holdingin patronunun olsaydı burası, yemin ediyorum sana o yazılar bile yazılmaz defteri. Tabii ki Şam'danla ilgili insanların hatıraları ve anıları var. Bu hoş bir hepimizin şey. Hepimizin var. Ama velakin burada da bir kadının mağduriyeti var. Yani kadın ekonomi, ya kadın para bağlamış ya. Sahneden kazandı, sesinden kazandığı parayla bu mekanı satın almış. Yani bu kadına diyebilir miyiz vazgeç bu işten diye. Tabii. Oradan biç. Bunu 2-3 yıl çarp Seda sen o kadardır sabahları kaldı. Ya senelerdir bunu yani yapıyor. Ve ayrıca kimseye de hesap vermek zorunda yani, değil. Tabii değil ya. Anladın mı? Ben burada Sezen Aksu'yu kusura bakmasın. Yani sanatçı kişiliği falan bambaşka bir şey. Bence yanlış alınmasın. Ben bunu niye yaptığını hiç anlamadım. Bence yanlış anlatıldı. Çünkü onun yanında böyle insanlar var. Hı hı. Benim anladığım kadarıyla ona böyle başka lanse edildi bu konu. İşte çok zor durumda, çok hasta, meyve otuna işte şöyle böyle deyince o da naiftir. Tabii çok şey yapmış, bir anda öyle bir şey söylemiş oluyor. Ya bu tahmin ediyorum Mehmet Bey'in ayrıldığı eşi Şehnaz Hanım'ın devreye girdikten sonra yaptığı bir mağdur edebiyatı var orada. Mehmet aylardır hastanede, Sezen her gün bizi arıyor falan. İş şeye düştü. Hastanede mağdur, canının derdine düşmüş bir adam varken bu taraftan da bak para izliyor mu? Kardeşim bir ay değil ki, 8 aydan beri bu hikaye var. 8 aydan fazlası var, biliyorum.
bizzat duyduğum, yaşadığım oradayken sıkıntılar var. Seda'nın burayı satacak, elden çıkartacak, lanet ettiği gibi de. İki senedir duyuyorum ben bunu. Yani bak, peki onu söyleyeyim. Onu söyleyeyim şey yani. Sıkıntı var zaten o mekanla ilgili. Şimdi biraz da evlilik programlarına doğru ilerleyelim. Dünden beri evlilik programlarını konuşuyoruz ama bu başka. Gerçekten bu buna bambaşka bence. İnanamadık. İsterseniz önce bir veterinimizi izleyelim. Kısmetse olur evinde. Enteresan bir şok yaşandı. Orada olanlardan bir tanesinin babası vefat ediyor. Ve bunu yayında söylüyorlar. Yani bu anlatılmaz gerçekten yaşanır. Zartla gelmesine inanamadım. Tabii. Bu anlatılmaz yaşanır. Televizyonculuğun sınırlarının gerçekten aşıldığı noktalara geldi. Bu da zaten çok büyük tepkiler aldı. İsterseniz bir izleyelim. Onun üzerine konuşalım. Kısmetse olur da şok eden ölüm haberi. Yok artık. Öğle Kuşağı programlarının reyting yarışması kıyasıya devam ederken bir tartışmalı olaya evlilik programı Kısmetse Olur imza attı. Vefat etmiş babası. Eve gelen zarfı aldıktan sonra yüksek sesle okuyan Sibel, Merve'nin babasının vefat ettiğini duyurdu. Merve'nin babası aramızdan ayrılmıştır. Yok artık. Ciddi misin ya? Durumu öğrenen diğer yarışmacılar damat adaylarına üzücü haberi verdi. Bir yazı geldi. Evet. Baban işte rahatsızlandı diye. Merve ağlayarak gitti. Şimdi şey kapıya tekrar geldi, vefat etmiş babası. Uzun süredir kanser tedavisi gören bir babanın ölüm haberinin ekranlarda bu şekilde kullanılması sosyal medyada tepkilere neden oldu. Merve Kovancı babasının ölümü sonrasında sosyal medya hesabından babasıyla çekilen fotoğrafını paylaştı. Merve Kovancı babasının fotoğrafının altına "Mekanın cennet olsun babam, nurlar içinde yat. Başsağlığı dileyen tüm dostlarımdan Allah razı olsun. Dostlar sağ olsun" notunu yazdı. Böyle bir şey yaşandı. Televizyon tarihinde ilginç şeyler noktasına herhalde damgasını vurmuştur. Damgasını vurmuştur. Yani ne diyeyim ya, neresinden tutsam elimde bir kalıyor. Bir şey söylemeyelim istersen. Vallahi söylemeyeyim ya. Vallahi söylemeyeyim. Buna bir şey söylemiyorum. Evet. Evet. Siz söyleyin izleyenler olarak. Bu konuda söylemeyeyim. Evet, size bırakalım. Kendi çünkü yorumunu yapsın. Çünkü şoktayım şu an. Hani bir yerinden yakalıyorsun, elinde kalıyor. Dün bahsettiğimiz başka bir konu vardı biliyorsunuz, Zade Yetiş'inde yaşanan. Evet. Doktorun artık doktorluktan çıkıp şovmenliğe doğru ilerlediği noktada işte arada kalmışlık gerçekten sıkıntılı bir süreç. Ama tabii ki sınırlar var. Bakın bu sınırları aştığınız zaman o sıkıntı da başınıza geliyor. Aynen böyle oldu. Show TV'de Zade Yetiş'le isimli programda Doktor Cihan Aksoy'un canlı yayında 11 yaşındaki kızlar çıtır olur. Dizleri de çıtır olur. Siz de çıtırsınız zaten demişti. Bir ses de alabilir miyiz? Çok sevineceğim. 11 yani. Yaşında bir kızım var. Dizleri oturup kalkarken çıtır çıtır ediyor. Acaba nedendir? Gerçi onu 11 yaşında kız için sormuş ama bazen bizde de oluyor. Niye? 11 yaşında kızlar çıtır olur. Sen de çıtırsın herhalde. Ya insanların bağları hepsi aynı derece sert olmaz. Evet. Ay ne komik. Gerçekten çok komiksiniz ama size kimse gülmedi ne yazık ki. Başta da NTV olmak üzere NTV'de Canım Doktor adlı bir program vardı. Kendisinin programı bitirildi. Ben genel olarak bu bitirilme, işten atılma gibi noktalarda çok da içim el vermez. Gerçekten hiç kimsenin işinden olmasını istemem. Ama herkesin de bazı noktaları unutmaması gerekiyor. Doktorsunuz, şovmen değil. Televizyona çıkıp da artık bir şovmen haline gelirseniz, doktorluktan da çıkarsanız başınıza gelecek de ne yazık ki bu. Belki de bu diğer doktorlara da örnek olur. Evet, herkesi televizyona çıkma böyle şovmen dediğin gibi hevesini birazcık artık bırakır da normal bir şey seyrediriz. Ben de çok sinirlendim ben bunlardan. Ne diyeceğim ya, 11 yaşındaki çocuğa çıtır. Yani evet. Bülbülün yani ne diyeceğimi şaşırdım. Bülbülün çektiği dilinin belasınadır. Süper bu var ya, ya. Şu aa. Bak kas yığını bu. Bunu tutmak o kadar beter bir şey ki biz buradan çıkınca, ağızdan çıkınca, büyük laflar söyleyince büyük iş yaptığımızı zannediyoruz. Ve insanların hayatlarının nasıl bittiğini,
Güner Ümit diye bir adam silindi. Yaptığı bir hatadan dolayı. Evet, hatadan. Türk televizyon tarihinin en önemli sulanıcılarından bir tanesi. Ve çok iyi de bir Mehmet Ali Erbil senelerce dilinin belasını çekti. Evet. Böyle çıkıp her şeyi söylemek. Kaldı ki bu söylediğimiz adamlar bir de sektörün şovmenleri, işleri bu. 50 senedir. Ya bu programda bir sunucu var. Eğer biri bir espri, bir şaka yapacaksa o yapacak onu. Tabii. Sen hekimsin. Sen sadece işin tıbbi, benim de anlayabileceğim şekilde bana izah edeceksin. Bak ben burada Zahide Yetiş'e de kızdım yalnız. Tabii canım o yani da yani orada bence hocam siz ne demek istiyorsunuz? O zaman iyi dinleyecek. Aa. Anladın mı? Senin karşına konuğun geldiyse senin sorduğun soruya verdiğin cevabı iyi dinleyecek. Hocam bir kendinize gelin, pardon. Yanlış anlaşılır. Bakın biz şaka yapıyorduk, yanlış anlaşılmalara o böyle bir ortam olabilir deseydi bugün bu yaşanmazdı. Yani, o doktor da işinden atılmazdı. Biz eğer orada olsaydı. Gerçekten o işin şaka oldu ama hep beraber 11 yaşındaki çıtır mı sen gül ben senden daha çok gülersem orada sıkıntı olur işte yani. Çok büyük sıkıntı yani. Anladın mı? Çocuk tacizcileri bana ya. Işte her gün bu haberleri bir hayatta en nefret ettiğim haber türü ve haber yani iş. Olmaz. Yani gerçekten bir insan öldürebilirim o çocuk tacizcisi. Olaylarına o kadar nefret ediyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bunun eğer yani bu soruyu gerçekten soran kişi ben olsaydım ve cevabım bu olsaydı vardı ya. Hem Zahide'ye hem kanala hem de bu doktora dava açardım. Sen kimsin benim çocuğumu orada çıtır mıtır diye kakır kakır güleceksin yani. Böyle bir şey söz yani bence değil. Annesi de herhalde ifşa etmek istememiştir kızının adını böyle bir saçma sapan olayla çıksın diye. Ya bakın yine söylüyorum. Ondan hiç kimsenin da işinden atılması hiçbir şekilde hiçbirimizin istediği bir nokta değil. Ama herkes ağzının ayarını bilecek. Bu da önemli bir şey ekrana çıkıyorsan. Bugün açıklama yapmış. Üniversitedeki görevinden ayrılmış. İşte televizyondaki programından da ayrıldım falan diye açıklama yapmış. İş işten geçtikten sonra insanların kalbi kırılıp toplumdaki bazı dengelerin yerini oynadıktan sonra özürün de çok fazla şeyi kalmıyor, itibarı kalmıyor. Ben bence orada televizyona çıkan Canan Yakan'ın bir şeyi var, reklamı olan şeyi almayın diye. Çok fazla reklam. Aman Canan Canan Yakan'ın da haberi vardı ona gittim. Canan Karatay'ın. Reklamı olan şeyler ne yiyelim ne yemeyelim diye soruyorlar. Aynen, tamam doğru, mı? Doğru. Hoca da diyor ki net olarak reklamı yapılan şeyi almayın. Doğru. Net. Doğru. Ben de doktorların böyle televizyonlara çıkıp da böyle çok bangır bangır böyle bir şeyler anlamıyorum. Yani gerçekten hayır, çok doktor, iyi doktor. Sen tabii ki doktor olarak çıkacaksın. Tabii. Orada sana bir doktor programları var bir sürü çok düzgün yapılan. Çok değerli sağlık programları çok var. Çok değerli oturup insanlar var. Tabii ki ama bunu şov yani olarak yani sen oranın şovmeni çok haklısın o konuda. Orada bir sunucu var. Onun işi o. Onun görevi ya. Yani şaka yapacaksa da o yapacak. Var ya şimdi hepsi şöyle bir zaman içerisinde hepsi televizyona rekabetten çıkmak istiyorlar. Ve bir rekabet oluyor. Ne oluyor? Ben öyle bir hırs adamım yapıyor ki gelirim aynı zamanda da şov yaparım size falan yapıyor. Olmuyor, oradan da olmaz, bu noktalara geliniyor evet, işte. Olmaz. O yüzden olmaz. Doktor olmakta kalın. Oraya gelince de başımıza bu çıkıyor. Doğru. Dediğimiz gibi işte bir delik kuyuya taş atıyor. Kırk akıllı çıkartmaya çalışıyoruz evet sonra. Gerçekten yani çok bu memlekette yanlış olmuş. Gencecik çocukların evlendiriliyor olmasına şer koyup memleketi ayağa kaldıracağız. Pedofiliyle canımızı dişimize takıp dolaşacağız. Küçük kız çocuklarını okula göndermiyor diye ailelerine düşman olacağız. Kızacağız. Yasalar çıkartılacak. Sonra bunca yıl tıp okumuş, Hipokrat yemin etmiş, insan sağlığına kendini adamış bir adam çıkacak. Kızı. Sadece kendi şovu için bir laf edecek, bir çuval inciri berbat edecek. Yok öyle bir dünya yani. Evet. Onun için hani katılıyorum sana, üzülüyorum hikayesine ama bunlara üzülmüyorum. Üzülmüyorum yani, kimse kusura bakmasın abi. Üzülmüyorum yani. Bunu, bu hataya Zahide Yetiş düşebilir. Şov yapacağım diye düşebilir. İpin ucunu kaçırabilir. Verdim biraz önce olarak örneklerini. Evet. Günör Ümit de yaptı bunu, Mehmet Ali Erbil de yaptı bunu. Örnekleri var. Bir anda kaçırırsın o işi. Sen yapamazsın, sen hekimsin ya. Evet. Sen hekimsin abi. 11 yaşındaki çocuğa çıtır diyemezsin. Ya kimseye diyemezsin. Kimse bunu sunucuya da söyleyemezsin sen de çıtırsın bak, diye. Ne demek ya? Muayeneye, muayenede de böyle cıvıklar var. Ay bak ya, onlardan yok, da çok rahatsız oluyorum ben. Yani hiç... Ya bir doğru düzgün bir dik durun, bir duruşunuz, bir söyleminiz olsun ya. Cıvımayı bırakın yani, bu çok antipatik. Ben hiç hoşlanmıyorum gerçekten. Yani mesafe en değerli şey. Aynen. O yüzden hele doktorlara da hiç yakışmıyor. Yani kendinizin, sağlığınızın derdine düşmüşsün, gidiyorsun adam espri yapıyor karşında falan. Yani anladın mı? Ve şikayet etmek lazım. Al bak sonuçta bu oluyor. Ya zaten gerekli tedbir baştan alınmış. O da işte dün çevir kazı yanmasın 8 satırlık bir açıklama yapmış. Üniversiteden de ayrıldım diye. Ama tabii bu yetmez. Bu neden yetmez? Bu arkadaşların bağlı bulundukları sağlık kuruluşları var. Asıl oradan beklerim. Yani bizim kamuoyu dernekleri dediğimiz, vakıflar dediğimiz, bağlı olduk, meslek birlikleri var ya. Asıl hareketi oradan beklerim. Hı hı. NTV'nin programı bitirmesi ya da üniversitenin değil. Bu arkadaşın bağlı bulunmuş olduğu hekimler odası, sağlık, kimse bu diyecek ki
Bizim arkadaşımız yanlış yaptı. Bu değil. Yani televizyonlara çıkan doktorların kimse kendi muayenehaneleriyle ilgili gelmedi. Telefon numarası verdiklerinde tabii. Ceza kesmesini biliyorlar. Bununla beraber cezayı bunlara keseceksin. Doktorların şovmenliği bitsin. Bitsin tabii. Evet. Doktor doktordur. Lütfen sorulara cevap versin. Neyse sorunu seyircinin onu cevaplasın da bitsin. Orada yani uzatmaya da alemi yok. Şova girmenin alemi yok. Sunuculuğu üstlenmenin alemi yok. Karşındakine de ayıp. Onu da şey yapıyor yani. Kendinde içselleştir mesela. Çocuğunun hakikaten yürürken dizlerinden çıtır çıtır ses geliyor. Ve sormak istiyorsun bunu. Anladın mı? Aman çocuğumun bir yerinde bir sakatlık mı olur, bilmem ne mi olur falan diye. Gerçekten sen çok büyük bir en az 300-500 lira olan vizitelerinize kimse gelemediği için televizyonda sizi gören, iyi doktor olduğunuzu düşünen insanlar da telefon açıyor. Diyor ki böyle böyle oluyor ya, korkuyorum, inşallah bir şey yoktur diyorsun. Düşün. O da diyor ki çıtır çıtır iyidir çıtır çıtır çıtırdır falan. Ben bir şey söyleyeyim, ben olsam. Götürür müsün şimdi çocuğunu? Bu ne ya? Nereye götürür müsün? Olsa elinden tutup şimdi bu adama muayeneye götürür müsün? Ya şu ya, lafı duyduktan götürür sonra. Götürür mü? O götürmez de onu orada ya. Söylerken ben o televizyonun önündeydim. Evet. Aynen. Tam bitmeden. Neyse. Dil çok şey gerçekten söylemek istiyor da. Şimdi Emrah Noğlu Tayfun biliyorsunuz bir evlendirme programında. Evet. Seda Sayan'ın programında Evleneceksen geldi. Annesi de katıldı. Yarışmacı aynısı olarak da hayır, ama. Hayır canım. Yani ben artık kalbimi geçireceğim. Onunla alakalı hem de Emrah'la alakalı da söylemleri var. Hani kimse çocuğuna bakmıyor derken Emrah'ın aslında annesi başka şeyler söyledi ilk defa. Bakın. Enteresan. İzleyelim. Nasıl yani? Bu aşk böyle bitemez. Bırakma, terk etme beni. Atma beni ölüm nere? Atma beni zulümlere, götür beni gittiğin yere. Atma beni ölümlere, atma beni zulümlere, götür beni gittiğin yere. Sensiz ben nefes alamam, buralarda hiç duramam, tek başına yalnız kalamam. Senin kokunu özlerim, hep yollarını gözlerim, götür beni gittiğin yere. Zorluklarla büyüttüm. Evet. Zorluklarla büyüttüm bir delikanlının. Şimdi kızlar tamam. Böyle kızların arasında kalması da amiyane bir tabirle hırpalanmasına nasıl bakıyorsun? Olacak şeyler bunlar diye düşünüyorum. Bunları hazırladın mı onu yetiştirirken? Tabii ki. Ben sağlam adımlarla bir şeyler yapmasını istiyorum. Çünkü Tayfun beni okul hayatında üzmedi. Normal hayatında üzmedi. Hep sağlam adımlarla yürüdü. Evlilik hayatının da çok sağlam olmasını istiyorum. Söz dinleyen bir çocuk çok, muydu hep? Çok. Bir de şuna da bir açıklık getirmek istiyorum. Şimdi sosyal medyada öyle bir şey yansıdı ki babası hiçbir şekilde Tayfun'u kabul etmedi. Olur mu öyle? Bu çocuk şey ortada diye lanse edildi. Böyle evet bir şey yok. Evet, biz bir mahkeme açtık Emrah Bey'e. Fakat mahkememiz sonuçlanmadan kendisi olayı bitirdi. Basın toplantısı düzenledi. Ben dedi mahkemeyi sonlandırıyorum. Tayfun benim evladımdır dedi. Evet. 9 yaşından 22 yaşına kadar bir fiil baba oğul ilişkisi yaşadılar. Tayfun yeri geldi, her hafta İstanbul'a geldi. Hani Tayfun böyle babasız, işte babasının istemediği, reddet öyle bir şey yok. Yok yok tabii ki. Tayfun babasının nüfusunda, fakat son dönemde aralarında bir kırgınlık var. Düzelir. Ha bunda Emrah Bey'in de aslında, hani ben tamam çok güzel yetiştirdim ama ben Tayfun İstanbul'a girip gelirken o ergenlik dönemlerinde hep soruyordum işte ne yaptınız, ne konuştunuz, ne ettiniz. Çok güzel akıllar verdiğini biliyorum. Mesela Tayfun'un hiçbir kötü alışkanlığı yoktur, babasının da yoktur. Doğru. Ne güzel. Doğru. Mesela sorardı işte ne konuştunuz? İşte babam bana böyle 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 dedi. Bana bu nasihatleri verdi. Hani tamam ben büyüttüm, benim yanımda büyüdü ama bunda babasının da katkısı var. Aslında ben inanıyorum ki çok yakın zamanda onlar zaten birleşecekler. Ay tabii ki inşallah. Allah'ın izniyle. Ne olmasın? Aynen. Siz ben nefes alamam, buralarda hiç duramam. Tek başına yalnız kalamam. Senin kokunu özlerim, hep yollarını gözlerim.
götür beni gittiğin yere. Evet, gerçekten tebrik ediyorum. Duymak. Ebru'yu alnından öpüyorum, tebrik ediyorum. Helal olsun. İlk defa bir açıklık getirdim bu konuya. Bunca yıldır bilirim bu hikayenin başından sonuna kadar. Hiç şahidiyim. Bakmadı. Tebrik ediyorum. Yani benim bildiğim, ben siz ama daha çok yakınsınız. Hep şey bilirim, hiç bakmadı. Öyle işte, söylendi. Evet, etrafta. Öyle söylendi. Hiç para göndermedi. Bu aileden de öyle lanse edildi. Evet, şimdi seni dinliyoruz. Şimdi tabii yakından. Ebru tabii bu konuda çok sana altında kaldı. Hı-hı. Zaman zaman ben, zaman zaman diğer başka meslektaşlarım. Bu kardeşimizin ve Emrah'ın hikayesi gündeme geldiğinde dedik ki bu çocuk dolmuşa geliyor. Bu anne tarafından dolduruluyor. Hı-hı. Annenin geçmişe dönelik hırsları bitmediği için o yüzden de şimdi oğlu üzerinden yürüyor bu işe. Dedik, 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 dedik. Bu kadıncağız da bizim söylediklerimizin hiçbirine, yazılanlara, çizilenlere hiç cevap vermedi. Ama velakin şimdi diyor ki 9 yaşından 22 yaşına kadar baba oğlun arasında evet, muazzam bir ilişki vardı. Hatta oğlum döndüğü zaman konuşurdum. O kadar iyi akıllar verirdi ki hayata ilişkin. Evet, ben bunu şahidim. Emrah çok çaba sarf etti. Gerçekten bir, hele Emrah'ın annesi. Evet. Bu kardeşim babasının yanında kalsın ve hayat orada devam etsin diye anne Emrah'la gırtlak gırtlağa geldiği dönemler oldu. Kardeşimin kendi kişisel problemlerinden dolayı bir türlü bu taşlar rayına oturmadı. Ama şimdi bir tablo seyrediyorum. Tabii Emrah benim canım, kardeşim, çocukluğundan beri aile dostumuz falan var ama bir de şu kadının hikayesini anlamaya çalışıyorum deminden beri. Bu çocuğu babasıyla, yok yok, burada Bursa'da yaşıyor. Hayır, daha önce. Yok, Bursa'daydı yine, Bursa konserinde. Evet. Şimdi bu çocuğu babasıyla beraber büyütmek isterdi. O nikahı hak etmek isterdi. Bunların hiçbirini yaşamak istemezdi. O nikahı hak edemezdi ama Hayacığım, artık yani şimdi öyle oluşmuş bir ilişki yok. Yani bir ilişki yaşanıp da öyle olsa tamam. Yani bir gece konser yok, çıkışında. Yok, öyle demeyelim ya. Bir gecelik, fanı olarak. Bir gecelik kadın durumuna düşürmeyelim. Hayır, öyle bir gecelik bir kadın zaten kimseyi ben o duruma düşünmem de. Ama süreç içinde yani yaşanmışlık süreçte var. Süreçte böyle bir var. Aşk yaşamıştık. Var. Benim bildiğim yani kadarıyla yok. Çok eskiye dönük hikaye. Şimdi bunu tekrar değişmek. Hayır, onu söylemek için söylemiyorum. Bu kardeş devamlı vaziyette televizyonlara çıkıp Emrah'la ilgili artık o benim babam değil, onun adını anmak istemiyorum bilmem ne falan dediği süre içinde sürekli vaziyette şarkıcılıkla ilgili imtihan veriyor. Hı hı. Bu imtihanı yaparken sürekli Emrah şarkıları veriyor. Devamlı ya kardeşim kazanmaya çalış, sen genç bir çocuksun. Diyelim ki baba kendine göre bir hata yaptı ama sen henüz ayakları yere basan genç bir adamsın. Bu ilişkinin melhemi sen olabil. Bak ne güzel. Anne diyor ki çok uzun süre odur, yaptılar bunu. Senin babaannen bu konuda şeyi var ama sen devamlı yıkan, devamlı kamuoyu evet, önünde babayı sürekli vaziyette hedef haline getirecek. Çok özür dilerim, bir şey söyleyebilir miyim? İçselleştirirsek bu durumu, böyle bir programa katılmaları ikisinin de bence çok yanlış. Sadece bu değil ki, bundan önce de gene katıldılar programlara. Ama yani bu çok yanlış evet, yani. Emrah'a yapılan çok büyük bir ya yanlış. Bunlar, ne zaman ki Emrah bir diziye başlıyor, ne zaman Emrah bir şey yapmaya çalışıyor, hemen Tayfun da çıkıyor. Ya tabii zaten yapım ekibinin desin de yapmış olduğu bir tabii şey. Canım, öyle yani teklifler getiriyorlar ki zaten çocuk bir yerde garson olarak çalışıyordu. O kadar büyük paraları duyunca da hemen ne yapayım ben, gideyim öyle yapayım falan. İki tane de Emrah atarım, iki tane de Emrah şarkı söylerim, hep gündemde olurum. Durumu her daim ne olacak vardı. Bu kadar olacak ama. Bu kadar. Ha, i̇ki gün sonra oradan çıktıktan sonra olacağını söyle. Bu bile koyduğu cebine para onun yanına. Ne olacak o dönemde ama Emrah kaybetti. Bu bile sınırları evet, aşmış kaybetti bir durum. Kaybetti zaten. Yani bu geldiği nokta bile çok iyi bir durum. Evet. Yani çünkü yok ne yani. Yani yok. Ben şimdi mesela çocuğun ismini bile bilmiyorum hala. Yani geldi durum dediniz Tayfun, bak şimdi. Yani ne güzel evet, kendine bir ara bir yol geldi, çizmişti. İş hayatı vardı, çalışıyordu. Bu işlerden elini ayağını çekmişti. Babayla cebelleşmiyordu. Ama bu ünç öyle bir şey Tayyar. Yani bunun sıcak, çok sıcak. O sıcaklığı herkes çok seviyor. O çok sıcak bir istiyor. Evet, olaysa da gider, ben olsam onun yerine giderdim. Emrah ne olursa olsun. Sonuçta babası. Yani ne yapıyorsa onunla birlikte yapmaya evet, çalışırdım. Yani gidip şimdi böyle bir programda çıkıp bir de annesinin de o programa katılması. Ya facia yani, bir olay. Annesi oraya misafir olarak katılır. Misafir tabii, değil, ne olarak katılır. Yani istiyorsa yapımcı olsun. İşte sonuçta olan, bunların hepsi Emrah'ın işte şu anki durumunu biraz zedelemek için yapılmış. Ya işte çok ben aileyen böyle işte net, aile bazı. Olmuyor ya. Evet, ya, sıkıntılı olmuyor, bir süreç olmuyor. Ama hayat devam ediyor. İnsanlar da hayatına devam ediyor. Emrah hayatına devam ediyor. Onlar da devam ediyor. Herkes seçtiği yolda ilerliyor. Emrah hayatına devam edecek ama evet, o bu kadarlıkla kalacak. Evet. İşte o da yazık. Emrah'tan da haberler var. Biliyorsunuz kızı oldu.
kızın ismini de kendileri açıkladılar zaten. Eleysa. Eleysa da Kur'an-ı Kerim'de geçen ve temiz pak anlamına gelen bir isim. Ay çok güzel. Alisa'ya benziyor. Evet, Eleysa, Alisa, evet çok benziyorlar, doğru. Oğlunun ismi Elyasa. Elyasa. Bu da Eleysa. Kızımız da Eleysa. Harfler yer değiştirmiş. Çok yakın isimler. Ve ama gerçekten kız da babaya benziyor. O da babaya benziyor. Aa, evet, yani Emrah inanılmaz kara, baskı. Saçlar kara maşallah. Ama maşallah çok güzel giyiyoruz falan da. Ya Allah sağlık da uzun ömürler versin. Siz gittiniz. Evet, görüntülerimiz var. Eğer hazırsa arkadaşlar o görüntülerden de versinler. Annesi tabii çok mutlu. Dünyanın en güzel. Bir tane daha, bir tane daha diyor. Anneyle fotoğrafımız. Ne dedikodu yaptık, ne dedikodu yaptık. Ay, onları söyleyemeyeceğim size anneyle. Emrah ama bunu bu kadar anlattın, anlat artık ne dedikodu. Emrah çok mutluydu. Mutlu. İnanılmaz. Yani gerçekten yerinde duramıyordu. Yani böyle bir hep arkadaşlarıma diyorum diyor. Bilhassa Engin var, hem arkadaşı hem yoldaşı hem de menajerliğini yapıyor. Ona diyor ki işte çocuk senin falan. Arkadaşım. O da diyor ki yeter söylemeyin bana. Ama yani yaşayan tabii ki karşı tarafında bunun yaşamasını bu duygu. Yani bir erkek olarak bunu bu kadar iyi hissediyor olması Emrah'ın çok yaşı güzel. Yaşı da çok duygu. Güzel bir yaşta. Yerinde duramıyor böyle. Kadın. Muhteşem bu adamlar, böyle duygu yok. Bu adamlar problemli adamlar. Gazinolarda, gece kulüplerinde, sahnelerde büyüdüler. Hayatlarının etrafında hep problemler vardı. Bir kadın geldi adamın hayatına. Sihirli bir dokunuş yaptı. Anne de aynı şekilde. Mutluluk verdi. Bence adama huzur verdi. Adama bir hayat verdi, bir evlat verdi, üstüne bir evlat daha verdi. Kadın çok önemli erkeğin hayatında. Evet. Sağlam ve karakterli bir kadın dik dursun. Hiçbir erkeğin başaramayacağı, yolunda gitmeyeceği hiçbir iş yok. Kadın çok önemli. Ve özel işte yani. Anne. Hele kayınvalide. Tabii. Kayınvalide anne daha ya. Anne nasıl biliyor musun? Aralarında daha, bir şey daha, olduğunda daha Sibel de diyor. Benim tarafımda. Sen hadi çık oğlum diyormuş evden. Bir şey oldu mu? Biz buradayız. Sen bilirsin. Tabii. Anladın mı? Annenin duruşu bir şekilde burada hem evliliğinin hem de güzel bir ilişkinin. Dün Elyasa ile beraber bir yere gitmişler. Oradan görüntüler paylaşmıştı. Tabii şimdi Elyasa bir şey fark etmiyor ama eve biri geldi. Evet. Yani millet biraz da onun şimdi anne yatıyor koynunda ya. Elyasa kıskanıyor tabii. Evet. Dün baktım Emrah'la beraber bir oyun salonuna gitmişler. Görüntüleri falan var. O gün de zaten kardeşin odasında yatıyor. Ne yapıyor dedim. Anlamıyor ama dedi yani kaprisi şeyde hat safhada anne yatıyor. Ve mesela Emrah uyutuyor biliyor musun? Onun koynunda uyuyor. Ay kızım uyutmayı bırak, her şeyi o yapacak, evet. Göreceksin şimdi. Evet, evet. Sadece uyutmak değil, aklında değiştirme. Ben söyledim ona. Elyasa'nın dedim tadı başka, eyvallah ama. Şimdi kız, esas anlayacağım. Şu kız bir 2-3 ay geçsin ortadan, ben seni o zaman göreceğim. Kız bak zaten. Seni mum gibi oynatıyor mu oynatmıyor mu? Bu arada 14 Şubat'a Allah özel çok versin. Güzel bir sürprizi var Emrah size. Götür beni gittiğin yerinin tamamen yeni okumalarla, yeni şekliyle 14 Şubat'ta yayınlanacak. Biliyorsunuz filmde çok az bir sahnesini yayınlamışlardı ve inanılmaz etkili olmuştu. 14 Şubat'ta iTunes'ta olacak. Size özel sevgili götür beni gittiğin yere demek isteyenlere. Götür beni gittiğin yere ben ne demek şarkı istiyorum. Bir arkadaş İstiyor musun? Kim ediyorum onu belli. Kim ediyorum bilmiyorum bir de ama Emel, demek istiyorum. Bir de Emel Sayın'ın öyle bir şarkısı vardı. Gideceğin yere beni de götür, sorana başımın belası dersin diye. Senelerce bütün solistler sahnede okumuşlardı ama Emrah'ın bu şarkısı. Evet. Bak aradan kaç yıl geçti. Evet. Popçusu, arabeskçisi, türkücüsü, sinemacısı okumayan kalmadı. Herkes cover yaptılar onu. Evet ya müthiş bir şarkı. Şimdi sosyal medyada biliyorsunuz Burak Özçivit'le bir hanımefendi onu beğendi diye olaylar çıkmıştı ya. İsmini de okuyamadım. Maglaga Jaberi. Evet, ondan haber var gerçekten, üzülmüş. Bir insan okuyunca kim hak üzülmüş? Vermemek de mümkün değil. Maglaka üzülmüş. Üzülmüş. Şöyle abi. Bir şey, biliyorsunuz Burak Özçivit'i takip ediyordu ve kendisine yakışıklısın, kalpler falan bir şeyler gönderdi. Yakışıklı yazmış bir de. Evet evet. Ya, ama ne ay üstünde de Sevim ablanın kalpleri var. Kalpleri var. Sevim abla geldi. Ay Sevim abla çok tatlısın ya. Şimdi haber şöyle gelişiyor. Tabii ki bu takipleşmeler olunca hanımefendi yakışıklı demiş. Ondan sonra kalp göndermiş. Kadın diyor ki çok yetenekli bir aktör. Rol aldığı dizideki performansı dikkatimi çekmişti. Hayranı olmuştum. Bir hafta önce kendisini Instagram'da sizi seviyoruz yakışıklı gibi yorumlarda bulundum diyor. Yorumlarımdan hemen sonra beni engelledi. Ona iyi bir mesaj yollamaktan başka amacım yoktu. Özel hayatıyla hiç de bir ilgim yok diyor. Artık onun çok profesyonel bir ünlü olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir ünlü fanı iyi bir yorum yaptı diye onu engellemez diyor. Bu bir hata mıydı bilmiyorum ama beni incitti. Ona özel hayatında saygı duyuyorum.
özel hayatıyla da hiçbir ilgim yok. Ayrıca Caberi'nin de 2 milyon falan takipçisi var. Kendisine göre bir kitlesi var. Benim hiçbir kötü niyetim yoktu. Dizileri bizim ülkemizde yayınlanıyor. Ben de kendisine jönlüğünden dolayı hayran oldum. Yakışıklı koydum, kalp koydum. Yani bunu koydum diye bir insan engellenir mi diyor yani. Çok incindim demiş. Yalnız burada kız haklı. Evet yani baktığında da çok yani tuhaf değil mi? Profesyonel bir, sen eğer bu iş yapıyorsan karın... Ay karısı bak evlenecekler demek ki. Demek ki Fahriye kıskanmış. Fahriye de bu işi yapıyorsa kıskanır, kıskanmaz mı? Demek kıskanır ki Fahriye gerçekten ama kıskanmış. Ama bunu neden engellensin yani? Bana şuna hesap edememiş. Evde böyle elini beline koyup da. Binlerce bunu açmış. Bey kim bu diye bir hikaye patladıysa ki üstüne biliyorsunuz alnından öptüğü fotoğraflar falan koydu. Yani bence adam durumu kurtarsın diye neler yaptı orada. Kıskanmış. Onu da çabuk sen hemen beni koy. Sonuçta Fahriye de aynı şekilde, Burak da aynı şekilde oyuncular ve kendilerine ait hayran kitleleri var. Yani hepsine bunu yapmaya kalkarsan yanılır. Kimse yapmıyor ama onu kendine göre bir rakip görmüş demek. Yani Fahriye'nin yaptığı çok yanlış olmuş burada. Hani ciddi bir rakip görmüş ve bu tavrını, yani kimse yakışıklı çiçek attım, böcek attım diye engeller mi ya? Aynen. Çok saçma olmuş yani. Ben de atacağım, o kime ne gelecek falan. Kime? Ne Burak Özçivit'e. Bence başkasını atsan. Yani ben net söylüyorum. Ertesi günü o alnından öpen fotoğrafı koyduğunda evin içinde bir cızırtı koptuğu her halinden belliydi. Evet. Belliydi yani. Kesin o zaman bir cızırtı kopar. Hakikaten engellenebiliriz. Yani. Bir de ablanın o fotoğrafı cızırtı çıkartmayacak gibi bir fotoğraf, evet, değildi. Ama öncesi değil. Evet. Öncesindeki fotoğraf. Ha, öncesine bakarsan o herkesin öncesini sonrasını yaptık, felaket yani. O yüzden hani o da çok. Öncesi sonrası deyince karşımda zaten çıktı. Ya bu şeyde mesela evlilik programlarında da bakıyorum mesela. Daha dün tanışıyorlar. Birinci gün daha birbirlerini beğeniyorlar. Abi ertesi günü bir kavga. Instagram'daki fotoğrafı ben sana kaldır dedim. Ya arkadaş bir problemleri yok. Bütün problem. Herkes sosyal medyada. Facebook, Instagram. Ya. Yine hani insanların hayatı o. Ya çok artık tuhaf. Bunu anlayın. Yani bu bak benim de yanımda 2 saniye burada bir ara oldu mu hemen zırt Instagram'ı gördüm. Ya biz programdaki artık bize şey oldu, evet, yani. Bunu hayatımıza girdi yani, yani. Enteresan bir şey. Artık bu kadar profesyonelleşmiş insanların Instagram'da beğenmiş, kalp koymuş. Ama bir şey söyleyeyim. Bak, ben sana bir şey söyleyeyim. Bu çok kendine güvensiz bir hareket. Tabii canım, bunu söyleyeyim. Yani ben hiç tasvip etmedim. Yani sen sonuçta sence onunla neden bu kadar zamandır bir ilişki yaşıyorsun? Kendisi belki özelinde çok kıskanç biridir. Yani normalde hiçbir insan bana ne ya yazarsa yazsın der. Ben olsam sevinirim bunu, ya. Bunu yapan adam yarın öbür gün demek ki Fahriye, benim, İtalyan bir oyuncu, bir manken beğendi fotoğrafını, bir tane tıkladı dedi ki hanımefendi çok demek güzel. Demek ki sınırlı oyunculukları. Oo, olay birbirine girecek demek ki. Demek tabii. Fahriye'ye yapsalar bunu kan gövdeyi götürecek demek, anladın mı? Öyle öyle olacak yani. Demek ki gerçekten oyunculuklarında da sınırları var. Buradan belki çıkarsın. Şey, ama yani bu sınır. İşte, kariyeri de sınırlar yani. Ama bir de şöyle yok, bakabilirsin. Yok. Belki Burak Özçivit çok kıskanç ve Fahriye'ye o kadar çok kıskanıyor ki kız o da karşı yapıyor, tepki olarak yapıyor bunu. Onların ilişkisini de bilemeyiz ki. Yani sen sürekli baskı kıskanç yaparsın karşı taraftakine. O da der ki sen bana yapıyorsan ben de sana yaparım. Bence kız kıskanç. Öyle mi diyorsun? Ben de kız kıskançlığı var burada. Yani o fotoğraf ya ertesi günü daha ya. Ya bırak. Engellenir mi ya? Ha, engellemeyi bırak ya. Kiminle yarışıyorsun sen? O öpücük kafalar birbirine birleşiyor. Kime hava yapıyorsun? Öncesini görmüş mü bir de? Ne gerek ben var yani? Ben göndereydim onu. Onu görse yapmaz. O yapmaz mı diyorum, öncesi sonrası. O fotoğrafı görse yapmaz zaten. Şimdi Deniz Akkaya'dan haber var. Efendim Deniz'in göz hapsi diye. Teoman konser veriyor. Deniz Akkaya da onu izlemeye gidiyor. Deniz Akkaya öyle bir bakmış ki Teoman şarkının sözlerini unutmuş. Ondan sonra da demiş ki bazen böyle tutukluk yapıyorum demiş sonrasında da. Deniz'in masmavi gözleriyle kendisine bakması Teoman'ın aklını başından aldı esprileri yapılmış gecede sonrasında da. Böyle bir espri mi yapılmış sonra? Evet böyle olmuş yani çok en başta oturuyor ve hani ama ben size bir şey söyleyeyim, Deniz de bakar ha. Ya Deniz bakardı zaten, Deniz konsere gitmeden bir gün önce en sevdiğimin konseri falan diye kızcağız yazdı gitti konsere de o koca konser alanında. O kadar ışığın ve konser heyecanının altında. Ama çok yakın. Ya yani tamam da yani. Bence o bakıştan değil, Teoman belki de bazen gerçekten unutuyor olabilir artık sözleri. Yani sanki altında Deniz Akkaya'yı sorun olarak aramamak yani, lazım. Bence ha, Deniz'e de bakılıp şarkı unutulur mu? Bakıp unutulur yani. Ben size bir şey söyleyeyim. Deniz'le biz bir show programına gitmiştik. Böyle çok baştan, çok yakında böyle o zaman show yapan birisi. Şimdi ismini vermeyeyim. Hakikaten Deniz bir baktı. İyi mi adam, unuttum her şeyi.
Adam unuttu mu? Sen de bak senin arkasında. Ben bakamadım. Orada ben denizin arkasındaydım. Ben bakmadım. Vallahi o zaman da böyle halleniyorlardı birbirlerine. Ondan sonra eski mevzu bu. Ondan sonra hakikaten Deniz bir baktı. Bir titredi karşıdaki yani. Ben ama orada elektrik vardır. Evet, bence yani bilmiyorum buradaki nasıl bir elektrik var. Ama zaten daha önce beraber. Ama var, o elektrik zaten 2000'li yıllarda birbirine çıkmışlar. Bir süre bir beraber. Ama ben sana hayat bakmıştır bir titremiş. Bir şey titretir yani. Ya. Titretir hayat, yani. Hayat şartları olarak çok benziyorlar. Esasında birlikte olabilecek bir çift yani. Yaşam tarzları ve hayat. Olabilir. Şeyler olarak. Ama bir şey söyleyeyim, biraz da ters de değil midir? Aynı biraz şeyde olan çiftler çarpışmazlar mı hiç? İşte öyle bir kızla evlendi olmadı. O evlendiği kız üzgün bir kızdı. Deniz'le evlenseydi hiç olmazdı. Bence kan gövdeyi götürdü. Bu görüntüler Deniz Akkaya'nın kamerasından. Teoman da dinlenir yani var ya. Dinlenir yani. Dinlenir ama sadece CD'den. Niye? Canlısı da güzel be. Beğendin mi sen? Çok önce bir geri gittim, o zamanlar çok şeydi herhalde, şimdi belki de değişmişti. Abi sıkıştı artık ya. Öyle mi diyorsun? Neydi? Abi bir sürü şeyler yazıldı ya. Tam ne yaptı sahnede seni iğret etti? Kafası çok iyiydi mi diye ne diyeceğim? Kafası kendinden güzel. Kafası kendinden güzeldi, şarkıları zaten unuttu değil, söylemedi. Yarıda kesti. Evet. O zaman kabahati Deniz'e bulmamak lazım yani. Zaten ya yazıldı mı? Tabii konser. Ben onu atlamışım. Evet. O yüzden birbirlerine o zaman geçtik konuyu. Şimdi Röterli balayı diyoruz efendim. Çünkü Şükran Ovalı ve Caner Erkin balayına gittiler Paris'e. Gittiler biliyorsun, Roma'da evlendiler, sonra Türkiye'ye geldiler İstanbul'a. Balayı yapamamışlardı. Balayını Paris'te yapıyorlar. Şu an Paris'te yaptıklarını nereden biliyoruz? Kendileri bol miktarda fotoğraf koyuyorlar. Aşkı Memnu fotoğraflarını oradan görüyoruz. Aşkı Memnu. Ama Aşkı Memnu'lar baksana. Hafif hikaye de benziyor. Aynen. Asena'yı da görmüşüz alışveriş merkezinde. Çınar'la ilgili sorularla alakalı demiş ki, her zamanki gibi Asena olup konuşmayacağım. Asena olmak diye bir şey var, sen biliyor musun? Asena olup konuşmayacağım. Asena kurt demek. Kurt da bundan önce konuşanlar kimdi? Asena olup konuşmamak. Bundan önceki konuşan kimdi? O da Asena. Bir Asena daha vardı. Bizim oryantal Asena mı konuştu? Dansöz Asena mı konuştu bundan öncekileri? O güzel konuşuyor canım. O kendini gayet güzel ifade ediyor Asena. Allah var. Ama bu Asena'da sıkıntı var. Sıkıntı. Her zaman Asena olup konuşmayacağım deyip konuşmaya başlıyor. Çocuğumun magazin malzemesi olmasına izin vermeyeceğim. İnsanların yorumları umurumda değil. Ben hayatımdan memnunum. Çınar da mutlu. Anneyle çocuk etle tırnak gibidir. Oğlumu vermem. Bak gene bizi yanıltıyorsun. Kız kibarlık yapıyor. Her zamanki Asena olmayacağım diyor. Yani şu an olmayacağım onu. Olursam? Yırtarım ağzını. Oho! Ben kaşarım. Olursam? Yani onu da gösteriyor. Her zamanki Asena olmayacağım. Evet. Ya bu kızcağız. Vallahi sussun diye düşünüyorum. Çocuğumun magazin malzemesi olmasını istemeyeceğim. Ya kim yaptı? Ya arkadaş, bu çocuğun okul masraflarına diye sıralayıp listeyi gönderen sizsiniz. Çocuğumun bu kadar masrafı var diyen kim? Çocuğu biz mi aldık da çıkarttık ortaya? Evet. Derdine melhem olmaya çalıştık. Çocukları aklına gelmiş olması iyi bir şey. Bir şey yani söyleyeceğim. Bir farkındalık yaratabilmişiz ne şu an? Aynen. Allah'ım, harika bir şeydi. Yani çocuğu o gerçekten o mahkeme talepleri yani herkesin isteyebileceği bir Şelem, sen daha iyi biliyorsun. Ama Caner Erkin çocuğun olduğu için. O çocuğu anneden alamazsın. Zaten anneden de almamalısın. Yani, hayır, sen onları vermek zorunda belki de. Paris'te balayına takıl yani. Hayır, onları vermek zorunda belki de, gerçekten kız söylemedi. Onu merak ediyorum. Neyi? Mesela o hani şartlar çıktı ya, bu kadar vermen lazım. Hı-hı. 180 işte. Evet, önceden anlaşmışlar. Belki de avukattan öğrenmişler. Onları önceden anlaşmışlar. Kendi mi söylüyor? Sistem zaten bu şekilde ilerliyordu. Ha, bir kişiyi lekelemek istediğinde yani. Tabii hayır, onlar kendi sistemlerini kurmuş. Bunları alma verme noktalarında anlaşmışlar ve bu şekilde ayrıldılar zaten. Sonra kişileri lekelemek istediğinde ortaya bunu Caner Erkin tarafından atıldı. Bak, her ikisi de kötü. Sadece bir tanesi değil. İkisi de kötü. Yani şartların çıkması da kötü bence. Ortaya atmaları, çocuk için susup yine çocuk için konuşan Caner Erkin tarafından. Ben ikisini de çok haksız buluyorum. O yüzden o gitsin Paris'te yeni eşiyle beraber aşk yaşasın. O da gitsin çocuğunun başında dursun. Çocuğun başında değil, o kızcağızın da bir sevgilisi var. Söylüyor zaten. Olsun yani. Tamam, öyle değil mi? Ona yok dedi. Yok, var diyor. Var. Tanımıyorsunuz siz dedi. Tanımıyorsunuz dedi. Tanıyoruz. En son. Yok, ondan da ayrıldı.
O tanıdığımızdan ayrıldı, şimdi öyle başka biri var. O da gitti ablası, o da gitti. sen kızına yetişemiyorsun değil mi? Ay ben, o gitti mi o? O da gitti. Şimdi kimdi o? Ay yok, onu söyleyemiyoruz dedi ki burada. Öyle mi? Ay hiçbir şey söyleyemiyoruz. Söyleyeyim ben zaten burada bir bir patlayacağım bir gün. Ya Caner'in de şu sonra bulacak. aşk pıtırıcı durumu da sıkıntı vermeye başladı. Yani Allah mutlu etsin. Caner Erkin pek aşk pıtırıcı. Karısını seviyor, karısı onu seviyor ama. Ya çok böyle vıcık vıcık olduğu zaman da ben bir süre sonra o ilişkiye ilişkin samimi duygularımı örtbas etmeye çalışıyorum. Bu kadar değil ya. Gidin yaşayın abi o balayını. Her yeri gezin de. Hafta 7 gün 8 zırt pırt fotoğraf yanak yanağa göz göze alın onları. Caner Erkin'in Instagram'ına kendi koyuyor mu? Şükran Ovalı kullanıyor. Hayır evet. Kendi de koyuyor. Kendi de koyuyor ama evet, Şükran çok kullanıyor. Bence onun telefonu zaten Şükran Ovalı'nın elinde. Diyorsun. Yani bence öyle. Olabilir bilmiyoruz. İkiz hat almışlardı. Çocuğu olamaz. Onu bilsin Caner Erkin. Onu geçecek yani. Ya o. Çocuk, anne çocuğu, anne bakımına muhtaç olan çocuk. O şey. Şu anda sen 7/24 git çalış, balayında gez. Şimdi siz mesela çocuğu almış olsaydınız Caner. Nerede kalacaktı çocuk? Ne yapacaktı çocuk? O çocuk? Mesela nerede olacaktı? Bakıcıda. Aha, oldu. O yüzden olması gereken ya annesinin. Ya yedim. O çocuğu alma değil derdi işte. Karşı tarafta acaba problemi var ya tabii. Mesela senin en değerli şeyin ne? Daha fazla bir şey isteme diyor benden. Bak çocuğu alırım diyor. Çocuğu tabii canım. Daha fazla bir şey isteme benden. Tabii. Evet. Yani. Şimdi Bülent Ersoy'u zayıflatmak isteyen birisi var karşımızda. O da Doktor Ferhat Göçer sıfatıyla bu sefer karşımızda. Recep Aktümür'le beraber artık zayıflatma operasyonları yapmaya karar vermişler. Çünkü tabii para orada. Ferhat Göçer paranın kokusunu aldı. Doktorlar geri döndü. Doktorluğunu hatırladı. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi Ferhat Göçer'e görünce şaşırdım burada. Bir kısa film projesi için yönetmen koltuğuna oturdu ve mide küçültme ameliyatlarının ciddiyetini anlatmak üzere Doktor Recep Aktümür'le birlikte kısa bir film çekti Ferhat Göçer. Bu filmi bir toplantıda basınla anlattı ve muhabirlerden gelen ünlülerden kimleri zayıflatmak isterdiniz sorusuna da Bülent Ersoy'u zayıflatmak isteriz yanıtını verdi Ferhat Göçer ve daha sonra bir polemik oluşmasın diye de şöyle bir açıklama yaptı. Bülent Hanım'ın obez olduğunu söylemiyoruz ama yanlış anlaşılmasın. Bülent Hanım en zarif hanımlardan diye de düzeltmeler yapa ilerlemiş. Yine bir sağlıkçının konuşmayacağı laflar bunlar. Gene yanlış. Ya ifade şekli Ferhat yanlış. Ferhat Göçer artık ama sağlıkçı değil. Olur mu ama, devam ediyor? Bak hayır şimdi, ama gözümüzde ama işte öyle değil. Ama değil ama. Bak adam burada şimdi konu dediğiniz gibi sağlık ama Ferhat Göçer bildiğin şarkıcı. Yani Bülent Ersoy obez değil derken gene insanlar yani bu bir obezite cerrahisi yani. Ya, obez diyorsun zaten değil. Buna yani gelmeyen, evet, bu sınırı aşmayan insana zaten kimse estetik, evet, olsun diye. O zaman sen niye Bülent Ersoy'u yapmıyor yani? Yapmak istiyorsun? Niye yani örnek Bülent Ersoy? Gene bir söylemlerin arasında polemik yani, polemik yarattı. Bir kargaşa var yani. Peki ben de burada Ferhat Göçer'i kilo almış gördüm, o ne olacak? O da kendini zayıflatsın. Bak gene yanlış bir yanlışın bir şekli de bu. Bu adamın kız arkadaşıyla Bülent Hanım'ın arası açık değil mi? Hı hı. Birbirlerine girdiler. Ben sen o örnek vereceksen işte. Bülent Ersoy'u vermeyeceksin. Hayır, topa o yüzden yani. O demek ki işte gündem olmak istiyor hayatım. Yani zaten bak beraber bir şey yaptın haber değil. Bülent Ersoy'un ismini bir koyarsın manşetten çıkarsın. Bu kadar basit. Ferhat Göçer'in mide ameliyatları için bilmem ne yaptığı kimsenin umurunda değil. Her gün mide ameliyatı olan 1 milyon tane ünlü var. 1 milyon tane o mide ameliyatı olup da ölen var. O yüzden hani bu kadar bunun netleşmiş olduğu bir noktada hiç ilgimizi Ferhat çekmeyen Göçer'in bir konu. Şey ama Bülent Ersoy ya deyince bak ben neydi de aldım haberi. Yani. Konusu neydi doktorluk olarak? Konusunun buna cerrah biraz bildiğim kadarıyla. Cerrah da ne cerrah yani neyle ilgileniyor? Mide mi? Onu bilmiyorum. Yani şeyi var mı? Çünkü bu, İhtisası var mı? Için, hemen Google amcaya sorarız. İsterseniz bunun ehli olan insanlara lazım biraz bu konuyu soralım. Çünkü geçenlerde biliyorsunuz haberlerde izledim bu mide ameliyatı olan birisi öldü. Amcamın oğluna soralım, onu bağlayalım. Evet, ama onun da ben konuşmasını istiyorum. Evet. Hani biraz da farklı bir yöntem için. Aynen. Ama doktorumuz Fakı Hoca mı? Fakı Hoca var. Oldukça bağlı da gündemde biliyorsunuz, birçok ameliyatı da kendisi yapıyor zaten. Merhaba, günaydın. Merhabalar. Fakı Hocam günaydın, nasılsınız? Günaydın. Günaydın. Fakı Hocam, o günü ofisinizde Cengiz Kurdoğlu'yla varken sizle konuştuk bu işi. Zaman zaman biz de masaya burada yatırıyoruz ama siz, evet, bu işin Türkiye'deki iyi ustalarından, iyi hocalarından birisiniz. Ya bizi şu konuda bir aydınlatın. Bu ameliyat bir şey kime yapılır? Kime? Tabii. Şimdi şöyle bir şey var öncelikle. Yani Batı Avrupa'da
Amerika'da bu iş nasıl yapılıyorsa o şekilde yapan merkezlerde güvenli bir şekilde bütün kriterlere uyan yerlerde kesinlikle yaptırılmasında fayda var. Hı hı. Ama her zaman böyle mi? Bu tabii soru işareti. Çünkü belli bir vücut kitle indeksine sahip olmalı hasta. Yani vücut kitle indeksi en az yani 30 olmalı. Yani obez olması için vücut kitle indeksi 30 nedir? 1.60 boyunda bir kişi 80 kilo olmalı mesela. Hı-hı. Yani bu bana bazen hastalar soruyor. 80 kiloyum olabilir miyim? Ama boyun 1.75 ise 80 kiloya olamaz. Evet. Ama 1.55, 1.60 ise olabilirsin. Bak hocam siz hangi ünlüleri ameliyat ettiniz? Ben Cengiz Kurtoğlu, Okan Karacan, Yeşim Ceren Bozoğlu gibi isimleri ameliyat ettim. Şu an aklıma gelmeyen birkaç kişi daha var veya gizli tutulmasını istedim. Bir şey sorabilir miyim? Bu ameliyatı mesela oluyorlar, tamam çok güzel, kilo da veriyorlar. Peki ya midesinin bir tarafı sonuçta bildiğim kadarıyla alınıyor değil mi yani ameliyatta? Şimdi bu bir, yok bu bir çeşit ameliyat. Mesela tüp mide ameliyatı bu dediğiniz. Hı-hı. Bunda midenin büyük bir kısmı kesilip alınır. Bu bir çeşit ameliyat. Diğer bir çeşit ameliyat yani bugüne kadar en fazla yapılmış dünyada sıraladığında ameliyatları bypass. Mesela Cengiz Kurtoğlu'nun olduğu ameliyat kesik bypass. Tüp Hı-hı. mide değil. Yani şu demek bu. Ama hocam herkes Cengiz yapıyor Kurtoğlu. Bu ameliyatı artık. Şöyle bir gerçek Hayır, var. Yani ben yarısından çok bizim şu anda camiada birçok ünlü isim var. Hiçbirisi obez değildi. Böyle gayet kilolu insanlardı. Hepsine estetik amaçlı yaptırıyorlar. Bayağı ciddi estetik amaçlı evet. yapıp şu anda zayıf zayıf geziyorlar. Ve herkes bunları görüp ben de onun gibi olmak istiyorum diyen insanlar oldu. Kimse diyet yapmak istemiyor. Zor geliyor diyet Peki, yapmak. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu mide tamam. alınıyor ya. Ya ileride evet. bunun bir vücuda bir zararı olabilir mi? Hani çünkü sonuçta bir vücudun Allah'ın yarattığı her organın evet. sonuçta vücutta bir işlevi var diye biliyoruz. Burada bir tarafı gidiyor. Önemli. Tabii ki. Burada endikasyon önemli. Yani ameliyat ettiği noktadaki hasta tamam kendi farkında olmasa da bir şekilde bir hasta veya rahatsız olmalı. Yani vücut kitle endeksi en az 30 olmalı. Eklem ağrısı, karaciğer yağlanması, yüksek kolesterol, reflüsü, insülin direnci, Peki karaciğer hocam, yağlanması. Peki hocam geçen gün birisi öldü bundan yani. Dolayı. Sizce neden evet. öldü? Şimdi neden öldü? Az önce dediğim konu. Siz de dediniz. Yani herkes yapmaya başladı. Evet. Bunu herkes İşte bakın mesela Recep Aktimur'la Ferhat Göçer bir araya gelmişler. Bunun için bir kısa film çekmişler ve hani bu ameliyatları yapacaklar falan diye de geziyor işte. Yani bu kadar popüler olunca para da şu anda en nakit ve cash olarak da burada. Herkes deli gibi geliyor. Siz yapmam deseniz işte Başlasın. Recep yapıyor. Recep yapmasa ama, Ahmet yapıyor. Ama işte ben mesela öyle biriyim. Yani ben yapmıyorum dediğim birçok hasta var. Ha, onlar evet. başka yere gidip oluyorlar. Evet onu biliyorum. Ama o beni ilgilendirmez. Sonuçta ben endikasyona göre hareket ediyorum. Uluslararası kuralları çiğnememek gerekiyor evet. burada. Ve yapan kişilerin gerçekten bu işin biraz altyapısını, eğitimini görmüş olması gerekiyor. Veya yurt dışında eğitim almış olması gerekiyor. Yani düne kadar X bir ameliyatı yapıp bugün obezite ameliyatına başlayayım demek yanlış bir tutum. Ha, öyle bir hekim mutlaka bir problemle karşılaşabilir. Evet. Hocam ama bence var mı olamadım hocam tam. Yani ileride bu tüp ameliyatı yani ileride bir şey oluyor mu bu kişilere? Mesela örnek veriyorum şu an yayına bağlanmadan önce bir hasta bir hastamı gördüm çıktı. 6 ay oldu ameliyat olalı. Evet. Demir eksikliği olan bir hastanın demir seviyeleri normal. Kolesterol 230 olan bir hastanın kolesterolü 180. Yani sağlıksız bir şekli sağlıklı hale getiriyorum. Ha şu var, yine diyorum deneyimsiz bir hekim daraltacağı mideyi daraltması gereken ölçüde değil de daha dar yaparsa tabii ki hasta rahatsız olur. Veya mideyi bağırsağa bağladığında o bağlantı noktasında düzgün yapmazsa tabii ki rahatsız olabilir. Bütün her şeyi geçtim. Mesela şeker hastalığı. Evet. İnsülin kullanıp 15 senedir insülin kullanıp her gün 4 defa şekerini kontrol ede ede parmağı delik deşik olan hastalar bu ameliyat olduktan 2 ay 3 ay sonra hap dahi kullanmadan şeker hastalığından kurtulabiliyorlar. Bu
Bir örnek. Diğer taraftan şu da var. Hocam tabii şeker hastalığından kurtulunabilir mi? Şeker hastalığı geçici bir şey değil ki. Evet. Yani nasıl kurtuluyorsunuz? Her daim şeker hastasısınız, şeker hastası kalıyorsunuz. Aynen böyle. Metabolik bir ameliyat. Yani şunu çok arıyorlar bize. Obez olmayıp şeker hastası olan şeker hastalığından kurtuluyormuş diye. Evet, evet, şeker hastalığından kurtarıyor gerçekten. %90, %100'e varan iyileşme oranları var bu ameliyatta. Hı-hı. Özellikle gastrik bypass'lar. Hocam inşallah doğru ellerde herkes buluşur. Zorlu bir yol yani, bunlarla alakalı negatif şeyler duyduğumuzda da çok üzülüyoruz. Evet. İnşallah obezite sınırında olanlara yapılan ameliyatlar olur. İzniniz varsa. Hocam çok az zamanımız kaldı. Hızlıca bir toparlayalım. Çok çok kısa. Obezite ameliyatı yüzünden ölenler 12, yılda 12 bir ameliyat yapıyorsa 4-5 kişi ölüyorsa bunlar haber oluyor. Ama her gün obezite yüzünden, yani aşırı kilo yüzünden yüzlerce kişi kalp krizi geçiriyor. Yani ondan hiç haberi olmuyor. Yani olay ne taraftan baktığına bağlı. Tabii estetiğe dönüştürürseniz sıkıntılı ama gerçekten bu rahatsızlıktan artık yerinden kalkamayan insanlar için olması gereken bu durum. Obez olmalı, vücut kitle endeksi 30 olmalı ve rahatsız olmalı. Yani Çok teşekkürler hocam. Çok teşekkür ederiz. İnşallah uzun uzun sohbet ederiz bir dahaki sefere. Hoşçakalın. Kısa bir sürede hızlıca işlemeye de çalışırız. Ama güzel şeyler öğrendim. Abi şeye baktım, internette hocam konuşurken baktım. Ferhat Göçer bundan sonra riskli ameliyatlara girmeyeceğim diye de bir açıklaması var. Yani Ferhat Göçer'in bir sürü açıklaması var. Bu zaten Ferhat Göçer işte bir mide küçültme ciddiyetini anlatmak için bir araya gelmişler. Kısa film çekmişler. Ferhat Göçer buranın sunucusu. Bülent Ersoy'a haksızlık etmiş. Öteki de Bülent Hanım'a haksızlık etmiş. Evet, bence Ferhat Göçer biraz kendine bakmalı. Örnekleme olarak Bülent Ersoy'u söyleyince hata etmiş. Burada yani bir de obezite burada dikkat çekiyor. Ondan sonra ben öyle bir şey söylemedim. Yanlış anlaşılmasın. Ya, kız arkadaşımın. Bu ne yani demek biliyorsun? Ben bir obezite örneğin olmalı. Bülent Ersoy değil. Bülent Ersoy obezite diyorsan bir doktor olarak korkmadan siz obezsiniz demeniz gerekiyor. Bülent Ersoy'dan da kıvırmayacaksın sonra. O zaman kıvırmamak gerekiyor diyoruz ve Ferhat Göçer'e biraz kilo almışsınız, kilo verin de demek istiyoruz. Evet, böyle yalakları yapmış. Ne olsun diye de bağlamak istiyorum. Bağlarım diyorsun sonuna. Hülya bana kırılmadı demiş. Doyamadan Hülya'ya demek istiyoruz. Allah'ım ablacığım, bir burada değil yani. İyi ki burada değil, burada olsa ne olacak yani. Burada değilken hazır bol bol konuşalım diye. İsterseniz bir izleyelim Demet Akalın Hülya Avşar hakkında ne demiş. Ya şuna bak, bir şurada oturup cevap vereyim. Abin lütfen iki şeylik paralık ediyorsunuz lütfen kariyerim. Söylerseniz hani doğrusunu nedir biz de bilelim. Hayatım. Hülya Avşar'ın hiç böyle bir düşüncesi yoktu. Tamamıyla fikir benden çıktı, dedi ki ben yapmayacağım. Ha, bugün de Cengiz Semercioğlu yapacakmış biriyle. Yapsın, daha ilerine yapsın. Keşke yapsa. Ben sadece yapsın istiyorum zaten. Kötü bir şey istemiyorum ki, yapsın istiyorum. Ve çok güzel bir şarkı yakaladım. Cansu ile Fettah'ın şarkısı. O gece de kafam biraz güzeldi. Yani yanlış bir kelime belki ona mı alınmadı? Bize göre hiç alınmadı. İnanılmaz komedi bir bana mesaj atmış. Hiç böyle şeylere takılma dedi. Çünkü ben yine de onun ezikliğini duydum. 3 gün arayamadım kadıncağızı. Ama o yine beni aradı sağ olsun. Hülya Avşar böyle şeylere takılacak bir kadın değil. Çünkü kaç yıldır yani zirvede olan bir kadın. Ben evet bir şey yapmasını istiyorum. İster benle yapsın, ister başkasıyla yapsın. Ama ben yapmayacağım, istemiyorum. Hatta dedi ki o parça gerçek bayağı güzeldi. Kendini al dedi. Ona da sürpriz yapacaktım, parasını da ödemiştim. Şarkı size bana kaldı. Kimseye de vermeyi düşünmüyorum çünkü çıkış şarkısı yani. Ürünleri yasağa geldi sadece. Evet. İşletmecilerle veya seyircilerle bir sıkıntı yaşanır mı bu konuyla ilgili? İçmek isteyecekler. Vallahi konunun ucunda sağlık olduğu için öyle bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Çünkü çoğu kulüp, çıktığım kulüplerde hiç içilmiyor. Hepsi dışarıda içiyor insanların. Yani burnumuzun dibinde de içince bana bir geliyorlar sağdan sağdan. Bugün çok sosyal mesajcı oldum. Hadi bayağı öpüyorum. Bayağı konuştuk. Teşekkürler. Teşekkürler. İnsanın kendini bilmesi de iyi bir şey tabii. Abi iyi de dedi. Bir şey, bunu söyledikten sonra, bu günahı çıkardıktan sonra bir şey diyemem çünkü sarhoşun mektubu okunmaz. Ne? Sarhoşun mektubu okunmaz. Evet, o zaman geçiyoruz. Artık mektup kalmadı. Rahmetli Savaş abiyle, Savaş Ayla gece çıktığımız zaman, Savaş abi dönemin en hızlı gece muhabiri. Adliye, polis adliye bakıyor olaylara falan. Böyle sarhoş mevzuları olduğunda işte biz hiddetlenirdik. Adamlar bize böyle küfür ediyor hastane kapısında falan. Derdik ki
sarhoşun mektubu okunmaz. Bırak gitsin. Eğer ona takılırsan sen ondan beter duruma düşersin. O zaten diyordu kafası normal olsa sana bu lafı söylemez ki. Bırak derdi, ben ondan öğrendim. Çok sarhoşun güzel yapmış ya. Olsun. Allah rahmet eylesin. Sakın derdi bulaşma. Kim için derse. Adam diyordu alkol alıyorsa onu öyle kabul edeceksin. Evet. Onu da öyle kabul edeceğiz. Demet'i de böyle kabul edeceğiz. Öyle kabul edeceğiz. Peki. Kendi de söylüyor zaten. Evet. Ayrıca arkadaşlar şey sormuşlar. Okan Kurt kavga çıkarmış gittiği bir mekanda. Diyor ki ben sahnedeydim fark etmedim. Özür dileyip barışmışlar sonrasında. Stres atsın diye Okan'ın yanına adam bile tuttum. Aslında benim de suçum var. Eşimi hiçbir yere göndermiyorum demiş. Stres atsın diye yanına adam ya. Tuttum ne dövsün diye mi adam? Ya tutar? Şey vardı ya. Anlamadım ki ben. Kemal Sunal'ın bir filmi vardı. Mafya babası şey yaptıkça. Evet ya. Getir neydi olan? Getirin mülayim midir nedir mülayimi? Hani, döver döver sonra onu dövünce daha çok rahatlar. Stres attım diye adam tutsun ne demek anne? Arkadaş mısın diye. Yanlış bir şey söyledi. Hacım yani kavga edecekse onu dövsün musun? Birisi vardı. Ondan sonra onların yanına gitti. Ondan bahsediyor. Ya bu şey yani stres için adam tuttum dedi canı sıkılınca onu dövsün kimseye kalmış. Ya Okan'ın da böyle her gittiği yerde kavga çıkartan bir tipi yok çocuğun da üstüne yapıştırıyor. Belki işlere şöyle. Çok gitmemesi lazım ama onlar beraber takılıyorlar. Ama daha henüz şeyi çözemedim yani Okan şurada okuyunca niye bir kavga oldu? Sen anlatmış mıydın onu burada mı? Burada niye kavga olmuş? Okan kimle kavga etmiş? Ben çok anlamadım. Demet buna niye stres için adam tutmuş? Ben oraya ta. Kafalar karışık. Niye kavga değil mi? Yani çok şaşırdım çünkü adam tutmak ne demek yani hani yanına? Gel mülayim diye. Falan. Öyle yapıyordu. Gel mülayim. Sürpriz dövüyordu. Niyet var efendim. Şarkı yapmayacağım dedi Demet Akalın ama Hülya Avşar bir şarkı yapıyor efendim. Onu da Rafet Erroman'la yapıyor. Bir single çalışması var Rafet Erroman'ın. Sen olmazsın için iki ünlü sanatçı bir araya geliyorlar. Hülya Avşar'la ilk defa bir düet yapacaklar. Şubat sonunda çıkacak olan şarkının klibi de çekilecek. Kayıtları Almanya'da yapılıyor aynı zamanda. Oldukça inanılmaz bir şarkı. Şarkıyı dinledin değil mi? Yani, lütfen sorar mısın sonra biz de dinleyebilir miyiz yayından? Tabii ki de dinleyeceğiz inşallah bitsin son, hı hı. Son şeyleri. Biz de dinleriz yani. Yani ben diyorum ki yani bu yazın herkes dinliyor. Yani Rafet'in yani yazın becerisine hiç kimsenin söz söyleyecek noktası. Demek, o yüzden ben ama bence en güzel şarkısı düetlerini, olabilir. Düetlerini Rafet'in çok beğenirim. O yüzden hani gerçekten çok merak ettim. İnanılmaz güzel. Yani ben size burada %100 kendi imzamı atarım. Çok şimdi güzel. Dedim ya işte bak bu işler hep göreceli. Demet diyor ki Fettah'la Cansu'dan bir şarkı buldum ki diyor. Ama Hülya arasını Avşar da verdim diyor. Hülya Avşar öyle bir şarkı dinlemiş ki okumak ihtiyacı hissetmiş. Ya bu iş böyle bir şey işte. Yani sen delirebilirsin çocuğum. Ama okumak isteyen adamın ruhuna işlememişse o iş başka bir şey. Hülya Avşar da Rafet Erroman'ın şarkısını bulmuş ve demiş ki evet bunu yapmalıyım. Bu single'da ben olmalıyım. Bu şarkıyı ben okumalıyım. Ya müzik böyle bir şey. Sonra Demet'ten o şarkıyı alır yapar mı Allah aşkına? Ya, sen bunların söylemlerine tabii, bakma. Hayallerle gerçekler o kadar ayrı ki. Biz sabah mahallelerde. Şeye mesela, katılıyorum. Mesela. Fettah ve Cansu'dan gerçekten güzel bir şarkı. Tabii güzel. Yani. Mutlaka güzel Cansu bir şarkı. Onlara gerek yok ki zaten Cansu ve Fettah da Hülya Avşar'la zaten bizim iletişim çok kuruyorlar. Ayvalık'tan yapışık yaşıyorlar. Evet. İyi bir şarkıyı onlar zaten ona Demet'in aracılığına gerek yok bunun için yani. Eğer klasik bir Rafet Erroman şarkısıysa, klasik, evet, aşk, yani. Slow bir şarkıysa hakikaten hani sağ beklenir. Gösterip sol vurup indirir yani. Ama çünkü, indirecek bir şarkı. Ya bak ne diyorum, klasik bir Rafet Erroman şarkısıysa. Ben bak evet. Hiç kimsenin albümünü kolay kolay gidip almam. Rafet Erroman albüm çıkarır, hiç gidip dinlemeden alırım. Ben gerçekten bak öyle mesela bu adamın da müzisyenliğini, bu adamın da müzisyenliğini tartışmam mesela. Aynen, özel hayatını yatırırız burada konuşuruz sevgilileri, aşkları, evli aileleri ama müzisyenliği konusunda hatırlar mısınız şeyin Orhan abinin albümü yapılırken iki kişi şarkılarımızı biz yapacağız diye istediler. Biri Tarkan biri Rafet Erroman. Evet. Polat'a dediler ki biz yapacağız şarkıları göndereceğiz öyle diye. İkisi de bir aranje ettiler şarkıları. Eh be kardeşim ya. Yani. Bunun yani. Da bütün her şey Almanya'da yapılmış bu arada. Kendisi bütün şimdi iki şahane başka bir ünlü çiftimiz var. Çok sempatik ikililerden. Hande Yener ve Ümit Cemşenoğlu'dan haber bu var. Bu ne senin sevdiğin? Benim bütün sevdiklerim. En sevdiklerin. En sevdiklerinden. En sevdiklerim. Seversin ama. Severler güzeli genç üse. Seversin ama. Ay ben demiyorum. Atasözleri diyor. Bir izleyelim başarıyı. Ben de duymuyorum. Yaşamlar.
Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Bakın çok iyiyiz. Hayırlı olsun diyelim. Yok yemek yedik hemen nereden? Yok. Öyle duyduk ortak oluyor musunuz? Hayatım bin kişi ister, bir kişi alır. Aylin Coşkun'un şarkısı. Anne Hanım, Gülşen Hanım da sizi Twitter'dan çıkarmış, sapını belli etmiş galiba. Yok yalan onlar, yalan inanmayın siz. Peki nişanlınızın mankenlik yapmasını istemiyor musunuz? Ay yalan ya, o ben sevdim. Bize doğru olan bir şey söyler misiniz? Ne? Doğru olan bir şey mi söyle? Evlilik var mı ufukta 2017'de? İnşallah. Peki bir de sorayım onu da sorayım. En çok yabancılarda Rihanna, Türklerde de siz dinlenmişsiniz. Soru mu bu? Bu soru mu bu? Bir acı gerçek arkadaşlar. Evet ya, yine şampiyonum. Teşekkür ediyorum. 2017'de de inşallah ben birinci olurum diyorum. Onu bir görebilir miyiz? Ya Esra Erol'a yarışan, eş arayan bir arkadaşı var Cem'in. Artık resmen reklamını yapayım diye buraya kadar yapıştırmış bak. Aa, ya reklamın babasını gördü Efkan şu an. Ya seviyoruz kendisini. Seviyoruz kendisini. Efkan böyle bir aşk yaşıyor musunuz anlarına? Evet. Patates. Allah aşkına ya ne olur. Bu konudan bakmayın sadece bak. Hande Yener diye bakmadan bir cevap istiyorum size. Ne anladınız şu röportajdan? Efkan anladık. Efkan bir tek ben Efkan şey anladım. Ümit'in aklımda. Arkadaş ortamını anladım. Ne? Kız ister misin programının şeylerinden. Efkan diye biri varmış. Efkan diye yarışmacılarından bir tanesi Ümit'in arkadaşıymış. Ona da destek vermek için bugün bir röportajı vermişler. Bak gecenin bir yarısında Türkiye'nin en ciddi televizyon kuruluşlarının muhabirlerinden gelen sorulara bak. Türkiye'nin en popüler sanatçısının verdiği cevaplara bak. Evet. Ve ortaya çıkan bu betere bugün şahane. Biz de hafta sonu televizyonlardaki magazin programlarında Allah aşkına harcanan zamana ve şekle bak. Bir medya mensuplarıyla sanatçı bir araya geliyor. Sorular ve cevaplara bak. Evet şahane. Ben Efkan'ım hala. Efkan'a bir bakalım. Meraklıyım ya. Evet, yani. Herkes Efkan'ı merak şoktayım. Etti çünkü bu. Ya şeyden. Bir de arabaya Allah'ım. Falan yazılmış. O, arkadaşı gösterelim ama. Falan. Eniştenin arkadaşı ama. Enişte rica etmiş ona. Enişte demiş ki Hande reklam. Benim arkadaşıma destek ol. O da diyor ki bak buraya kadar koymuşlar ben reklamını yapayım diye diyor. Çocuğu da eze. En iyi eze. Damat reklamın, adayı reklamın. Bence en iyi damat adayı Ümit. Yalnız aferin. Güzel bir laf etti orada. Hande Yener'e Ufuk'ta evlilik var mı dediler. Şak diye cevabı çaktı orada. Ya, inşallah İsterse dedi. Şakmasın sonra bir şak. o da kızımız da mahcup. Şak. Ay, çok gülüyorsun sonra bana saldırıyorlar. Bakın bunlar güldü. Ey Allah. Ay Allah da sizi güldürsün amin, diye. Amin. Çok seviyoruz bunları. Ay ne versen Hande, ne versen. Hande kardeşimi sürekli böyle ay, sevimli görmek istedim. Ay tuzlu kahveler kahveler. Tuzlu kahveler var efendim. Bensu Soral sevgilisi Hakan Baş'la birlikte Etiler'deydiler. İlişkileri hakkında konuşmuşlar ve siz kız isteme merasimi olduğunda işte damat adayına kahve yapıp onun içine de bol tuz koyar mısınız demişler. İnşallah o gün geldiğinde kahveyi içeriz ancak ben tuzla yapmam demiş. Ben bol şekerli yaparım ki hep şekerli olsun demek istemiş bence. Onu o dememiş ben diyorum. İnşallah öyle olur. İnşallah Hakan da evlenir biriyle. Onu görürüz. Bence onlar evlenecekler. Ben öyle düşünüyorum. Ya evlenmeseler de böyle bir beklentimiz yok ki. Yani yok, ilişkileri evet. Güzel gidiyor. Birlikteyken bakıyorum ikisinin de enerjilerinde. Ama mesela Serenay ve Kerem Bürsün ne diyor? Biz çok genciz. O yüzden hayır. Şu anda evlilik çok ciddi bir şey ve biz şu demek anda bu ciddi düşünmüş. Değil. Ama mesela bunlar demek ki düşünüyor ki kahveye kadar muhabbet oluyor. Yani. Anladın mı? Bu evlilik, bu ilişki bu evlilik yoluna girmiş. Ama bir onlar şey evlenecekler belki. Zaten onlar bu yola girmeseler bile biz o yola sokuyoruz. Soru yok, hayır, ne alakası var? Bak soru şu ama kız isteme merasimiyle yani tuzlu kahve yapar mısınız diye soruyorlar. Kadın cevap veriyor. Yani birazcık toplum baskısı var böyle ünlülerin üstünde. Ama olabilir. Kerem ve Serenay'da da var. Onların cevapları ama net. Cool. Mesela Serenay'dan çıkıyor mu? Ay ben kahve yaparsam tuzlu yapmam. Şimdi ama o soruyu ama kimse de sormuyor farkındaysan. Ama bak bunlara ama soruyorlar. Şey bunlar da cevabını veriyor. Bir genç kızın beraberlik yaşadığı
ticaret hayatı düzgün, kariyeri olan, çevresi olan bir adamdan evlilik bekliyor olması normal değil mi? Ama çok bazısı da istemiyor ki, bak çok net. Tamam da ama yani mesela bu, Serena ve Kerem Bürsin'den net bir cevap var. Tamam. Onlar net koymuşlar. Bu kızlar reddetmiyor. İnşallah sormayacaklar bile yani. Evet. Bu kızlar reddetmiyor. Ama demek ki bu adamdan böyle odalar bir teklif bekliyor. Diyor ki evet, inşallah o gün geldiğinde. Bence o teklifi aldı bile. Bence o yoldalar onlar. Onu bilmem, onu olabilir arkadaşı. Vallahi. Yapmış mıdır Hakan öyle bir teklif? Bence onlar o yoldalar. Çok uzun zamandır görmüyorum. Bence Hakan için. Bu arada Emirhan ortaya çıktı. Kim? Ne yapıyor? Ne bileyim, dün kim? Bizim bir ortak arkadaşımız var. Çok sevdiğimiz bir kardeşimiz Emirhan. Emirhan'cığım nasılsın? Enerji küpü bir adam. Ama. Ya böyle enerji bir adam görmeyi. Enerji küpü nereden görmüyorsa. Ortak arkadaşımız. Uzun zamandır birbirimize soruyoruz. Emirhan nerede? O nerede? Bir ufak böyle bir her ailede olabilecek bir şey yaşadılar. Hatta dedim ki ya bizimki kendini mi kapattı bir yere? Mağarada mı, nerede mi? Dün baktım abim nargile içelim, askerimiz ne yapıyor? Dedim ki kulakları çekelim, sen der misin? Neredesin? Emirhan özledik vallahi buraya ya da gel. Ya bu arada öyle deyince ben de internette beni Aykut buldu. Aykut hatırlar mısın? Evet. Aykut, Hakan, ben Ayşe. Beraberdim geçen hafta Kıbrıs'tan dönerken. Hakan Altun'la Ayşe üçü beraber. Aha, ilk grubu vardı ya. Aykut, evet, Hakan, Ayşe vardı. Evet, onun Aykut'u. Hoş geldin tekrar Aykut. Albüm yapıyormuş. Onun da paylaşımlarını yapmış. Hayırlı uğurlu olsun. İlk klipten İnşallah görüntüler demiş. Şahane. Yolun açık olsun. Gerçekten siz bu camianın önemli isimlersiniz. İyi çok emek vermişsiniz. Çok da iyi bir çocuktur. Çok. Gerçekten. Biz iki hafta önce Kıbrıs'tan yani beraber geldik. Anlattı projelerini. Hı-hı. Albümünden bahsetti. Dedim ki her zaman yanındayız. Seve seve. İstanbul'un gecelerinin hakikaten iyi üçlüsüydüler. Hı-hı. Güzel üçlüsüydüler. Aha grubu. Sonra Elif katıldı o grubun içine. Elif'le beraber de bir üçlü oldular. Sonra herkes kendi başına. Sonra üçlü kendi başına yürüdü. O grupta ben de vardım. Ama Aykut iyi şeyleri hak eden bir çocuk. İyi bir müzisyen. O yüzden Allah yolunu açık etsin. Bizim de üstümüze ne düşen varsa onunla ilgili. Doğru adamların her zaman yanınızda. Aykut öyle bir çocuk. Şimdi kafe kapanmadı diyor. Kim söylüyor bunu? Belgüzel Korel. Eşi Halit Ergenç ve çocuğuyla beraber Bebek'te geziyorlar. Gezerken arkadaşlarımız karşılaşmış. ve kafesini sormuşlar. Cihangir'de bir kafesi var. Kapandığına dair söylemler olmuştu. Yoğun kar nedeniyle birkaç gün kapalıydı. O kadar, ticari olarak bir sorun yok diyor. Kafesini çok seviyor. Kendisi de özel bir lasta gidiyor, ilgileniyor. Kendi de orada, Halit de geliyor. Aynen. Hani isterseniz orada hep onları görebilirsin. Küçücük bir kafe. Aynen. Ama hayali olmuş ve orada. Evet, çok keyifli bir mekan. 7 yaşına giren Ali de onlara eşlik ediyor ama Ali genelde kameraları sevmiyor. Hemen arkalarına saklanmış. Annen annesinin arkasına saklanmış. Çocuklar yani gerçekten çok da gözlerinin üstüne tutulmak lazım. Yani. Dün öğlenden sonra karşıya Beykoz Kundura Fabrikası'na gittim. Hangimiz sevmedik filminin setine. Sonra dedim ki ya bir uzun zamandır gelmiyorum, şurayı bir gezeyim. Hollywood ayarında bir çok plat güzel olmuş. Oldu orası. 7-8 tane güzel dizi çekiliyor. Anam bir geçerken baktım Yunan askerleri. Ne dedim, işgal altında mıyız? Sol şey tarafıma bir döndüm. Sensin. Vatanım sensinin seti. Hastane o şey. Çekseydin. Ya ayıp olur. Setin kendine has bir şeyi var orada. Hani hiç habersiz girmişken falan. Ben de çekerdim. Baktım her köşeden şeyler pesti, adamlar ellerinde askerler falan, belli ki yemekten çıkmışlar falan. Setin belli bir bölümünün çekildiği yer. Hatta tam hastanenin önüne arabayı park ettim. Sonra dedim şimdi başhekim çıkar, usta çekin buradan arabayı diye. Ondan sonra şuna sevindim. Sektörün en büyük açıklarından bir tanesi, büyük platolarımız yok ne yazık ki bizim Türkiye'de ama muhteşem bir yer yapmışlar. Büyük hangarlar, onlara hizmet veren marangoz atölyeleri, elektrik atölyeleri falan. Çok güzel iki tane kafeterya yapmışlar deniz kenarında. En güzeli de orası, eski bir kundura fabrikası. Bahçenin tam ortasında postalların ve ayakkabıların asıldığı kundura ağacı var. Ben orada defilimi orada yapmak istemiştim. Çok güzel bir İlk yer olmuş. Tebrik ediyorum yani. Film şirketleri büyük özen göstermişler. Çok güzel. İsterseniz bu kadar bahsetmişken bir fragmanı izleyelim. Görelim. Bugün Vatanım Sensin günü izleyeceğiz. Ben izleyemeyeceğim. Altın evet. Mikrofonu efendim sunarken. Ben de iki diziyi birden sevdim ki yarın ekibimizle geçelim. Yarın ben neler olduğundan artık bakarım. İsterseniz bir fragmanı izleyelim. Türkleri göçe zorlayacağız. Türk ahalisinin dikkatini. Bu mahallenin tahliye edilmesine karar verilmiştir. Söyle o adama. Biz hiçbir yere gitmiyoruz. Eğer kolaysa gelsin kendisi çıkarsın. Çıkın asın bayraklarınızı, hiçbir yere gitmiyoruz.
Toplayın bütün bayrakları. Giremezsiniz eve. Gelmeyin, emretmem. Onda kocamın kanı vardır. Çekin gönder onu. Ne duruyorsunuz? Çekin göndere. Şehadet şerbetini içmişlerin katına. Onun için yere düşenlerin, onun için fedai kuşananların ve nice şehitlerin hatırına çekin gönder onu. Vay 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 vay. Ya öyle. İstersen senin için bir de Cesur ve Güzel'in fragmanını verelim. Ay lütfen. Veremem. Evet. Bak bak Cesur ve Güzel dinle. Ay lütfen. Hemen beni yoldan izliyorum benim dizim. O benim. Aşk olunca. Aşk olunca İbrahim Çağrı. Kolay bir dizi biraz daha yani bana uygun şu an. Sen Cesur ve Güzel'i izliyorsun evet. Daha ne olsun. Benim. Sen de. Ben vatanım sensin. Vatanım sensin Cezmin. E, ikiye bir kaldım. Evet, sen yetersin hepimize. Ya ben. Allah'ım Allah Elif'in ağzına düşürün. Eğer bu adam seni seviyorsa ama gerçekten seviyorsa senin için nefretine son verir. Şahat. Beni gerçekten sevseydin. Babamı cezalandırmaktan vazgeçer miydin? Cesur'un yangını bu kadar işte. Hiçbir şeyden korkma. O ateşse ben deryayım. Eğer sen beni gerçekten sevseydin, hesap sormaktan vazgeçmemi ister miydin? Savaşta yarasız asker olmaz. Bu savaşta da en büyük yarayı sen alacaksın. Allah kutlasın. Sen bana bir mektup göndermişsin. Onun içinde ne yazıyordu? Adaletin abisi. Meydan okumaya geldi. Oynadığın oyun bana sökmez demeye geldi. Her şeyi tek tek anlatacaksın. Sen bizim hayatımıza nasıl girdin? Senden korkan senin gibi olsun lan. Sen bir anlatacaksın, ben beş anlatacağım. Yürü! Bu adam da sahtekarın teki. Herkesi kandıran bir dolandırıcı. Bütün bu sıfatlarınızı o yanınızdaki adama sıralayın bir zahmet. Adalet Hanım. Hak yiyene, cana kıyana. Yardım edin! Yardım edin! Ben buraya ilk geldiğim zaman planlamadığım tek şey sendin. Sen benim biladımsın. Senden önce ve senden sonra. Şu andan sonra bir yılım. Hoş geldin. Seninle ne yaşarsam yaşayayım. Hepsi benim olacak. Aa, neden bayılıyorsun? Ya bir şey söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim. Ses tonları nasıl tonlar ya? Güzel. Babadaki ses tonuna bakar mısın ya? Peki. Öyle bir sesin. Bu konu yeri kıvanç deyince bizim ekipte bir dağılma, bir parçalanma. Ne yapayım kardeşim, çok yakışıklı, kıskanıyoruz adamı. Allah Allah ya. Peki efendim. Ne çok yakışıklı bir adam. Kıskanıyoruz adamı. Kadınlar da kıskanıyor yani. Başka kıskançlık olayları da oluyor. Ne diyorsun? Evet, dün akşamleyin efendim Ahu Yatu ve Ayşe Hatun olan bir mekanda karşılaşmışlar. Neler olmuş bir izleyelim. İyi akşamlar. Nasılsınız? Çok teşekkürler siz. Teşekkür ederiz. Kutlama falan mı var yoksa? Evet, albüm kutlaması var. Evet. 17 Şubat'ta çıkacak inşallah. Heyecanlıyım. Bakalım. Güzel oldu. Klip çekildi. Klip çekildi. Los Angeles'ta çekildi. Burnham'da çekildi. İki aile hem Nevada'da hem de Los Angeles'ta çekildi. Güzel oldu. Hepimiz memnunuz umarım. İzleyenler de memnun olur. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Ahu Hanım da aynı mekanlardı. Görüştünüz mü? Evet. Ay, Ahu Hanım da buradaydı. Gördünüz mü peki? Bu Los Angeles kafası mı bu? Bir şey söyleyeyim mi? Şarkıları güzel. Ya tamam. Yani bu camiada hiç o polemiklere karışmadan emin adımlarla çok tarz işler yapıyor. Güzel bir kadroyla çalışıyor. Çok güzel şarkılar oluyor. Benim de klipleri çok güzel oluyor bence. Çok Avrupa'yı. Evet. Los Angeles'a çekmesi güzel olmuş. Los Angeles demeseydi daha iyi olurdu. Şapkası da çok güzel. Evet. Tam böyle bir rapor. Peruşlar yeniden moda mı? Herkesin yerinden oldu. Herkes Kürt giyiyor. Hayır tam şey olduğunu Kürt, zaten evet, sıradan peruş takmazlardı ki. Bu tam bir New York havası yani o şapka. Ahu'nun da üzerinde ona benzer bir şey vardı onun için sordum. Onunki çok o tamamıyla
Çok kötü. Kötü? Evet, yani üstündeki kıyafet de kötü. Şey de kötü, yani üstündeki de kötü. Ha, böyle bir ara son zamanlarda hani bir grup Kürk Bürk mevzusuna karşı çıkarken yeniden böyle bir montlar ve paltolar tarzı. Yani giyen giyiyor. Zaten onu Bülent Ersoy da geçen gün bir açıklama yaptı. O zaman kimse et ve balık yemesin dedi. Şimdi bunu tartışma açık bir konu. Uzun bir konu. Evet, tartışmaya açık ama yani o köklerin oluşumu için hayvanlar katlediliş şekli korkunç. Çok korkunç. Yani yani hayvan ölüyor da ve onun işte ne bileyim nasıl etini yersin işte koyunun, kuzunun işte dananın böyle bir şey değil. O hayvanları yani katlediyorlar bu köklerini alabilmek için. O sıkıntılı bir süreç. Etini yaparken de katlediyorlar. Evet. Yani neyse girmeyelim, neyse, çıkamıyoruz. Evet, çıkamıyoruz. Buyurun efendim, siz girip o zaman ben isterseniz hemen reklamlar diyeyim ama bizi izleyin. Çünkü çok bomba şeyler geliyor biraz sonra. Diyorsun. Evet, o zaman bombaları patlat. Patlat bombayı. Gidiyor muyuz? Patlat bombayı, gidiyoruz. Efendim yarın öğlen namazından hemen sonra Reyna'nın yanındaki Defterdar İbrahim Paşa Camii'nde Reyna katliamında hayatını kaybedenler için Reyna ailesi bir 40 mevlütü düzenleyecek. Cuma namazından sonra vaktiniz varsa saat 15'te bu duaya katılabilirsiniz. İnşallah bir aksilik olmazsa biz de orada olacağız. Evet. Arkadaşım bugün çok güzel bir geceyi sunacak. Evet, canına bıraktım, olsun canlı söylesin. Evet, 5. Sihirli Mikrofon efendim ödülleri verilecek bu akşamleyin. Saat 19.30 itibariyle de TV 360 ekranlarından canlı izleyebilirsiniz. Süper. Bizler şu saatten itibaren hazırlanmaya başlayacağız. Şimdi artık gideceğiz yerimize. Orada çalışmalara başlayacağız. Sizlere de zevkli bir şeyler izletmek için orada olacağız. Yarın tabii ki yine buradayız ve yarın cuma. Gecenin dedikodusunu yarın yaparız burada. Evet, yarın tabii bugünün görüntülerini de özel arka çekimlerini de bekliyoruz. Lütfen tabii. Ben yarın kıyafetini bekliyorum. Yarından başka bir tarzım. Sürpriz. Sürpriz. Efendim, yarın sürprizlerle doluyuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.